Ankara'dan merhaba ve iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün Seçime Doğru programında bir özel röportajla karşınızdayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı ağırlıyoruz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Sena Alkan, Habertürk TV Ankara temsilcisi Fevzi Çakır, değerli meslektaşım ve değerli meslektaşım gazeteci Faruk Aksoy soracağız. Sayın Başkan yanıtlayacak. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için ve bir araya geldiğimiz için de çok mutluyuz. Şöyle ilk soruyu ben bir sorayım, sonra sizlere bırakacağım elbette. Dediniz ki Sayın Başkan, dün %60 çıkıyor anketlerde oyumuz dediniz. Ama ondan birkaç gün önce de ben Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini göstereceğim. Bu benim son dönemim, sonra bırakacağım dediniz. Şimdi bir yandan da şöyle sorular oldu. Eğer şayet bu kadar yüksek bir karşılık varsa kamuoyunda neden Mansur Yavaş son dönemim diyor ve bundan sonra siyaset patikasında kendisi için ne planlıyor diye sorulur. Merak da edilir. Neden bırakıyorsunuz? Bundan sonra siyaseten hedefiniz nedir diye bir hızlıca başlamış olayım. Buyurunuz. Yani bir söz vardır. Şimdi siz sorunca aklıma geldi. Zirvede bırakmak lazım. Öyle mi olur diyorsunuz? Kötü olmadan bırakmak lazım. Ben Beypazarı'nda da ikinci dönem oylarımı artırarak seçilmiştim. Seçildiğim akşam söyledim bunu. Bir daha aday olmayacağım diye. Tabii herkesin kendine göre prensibi vardır ama ben iki dönemin yeterli olduğunu düşünüyorum. Bütün dünya bunu, yani gelişmiş ülkelerin birçoğunda bu var ve bunu uyguluyorlar prensip olarak. Onlarda da yazılı bir şey yok ama bu tabii benim kendi kişisel fikrim. Ve ikinci dönemde güzel örnekler verip ki ben Beypazarı'nda da bir Beypazarı modeli kalkınma usulü, yerel kalkınma usulü olarak başarılı olmuştum. Oraya da 1000'in üzerinde belediye başkanı her partiden, yani hepsinde refakat ettim, gezdirdim. Valiler, kaymakamlar hepsi geldiler. Beypazarı'nda yaptığımız çalışmaları gösterdik. Onlar da kendi ilçe illerinde uygulamak istediler ve Beypazarı modeli olarak geçti. Hatta yurt dışında araştırma konusu oldu. Hı hı. Bu kadar kısa sürede hem kültürün korunması hem turizmin bu kadar canlanması ve bu tamamen yerel kaynaklarla daha çok oldu. Yerel halkı arkamıza alarak yaptık. Onlar katıldılar. Dolayısıyla burada da inşallah yerel yönetimde bir Mansur Yavaş belediyeciliği olarak literatüre girerse ben mutlu olacağım. Sebebi şu, ben aslında farklı bir şey yapmıyorum. Olması gerekeni yapıyorum Ankara'da. Seçildikten sonra rozetinizi çıkarıyorsunuz. 5 yıl boyunca karşı tarafı üzen hiçbir açıklamam olmuyor. Sadece ve sadece belediyenin faaliyetlerini insanlara ulaştırıyorum. Partizanlık yapmıyorum. Hiçbir yere giderken, hiçbir ilçe, mahalle veya köye giderken burada ne kadar oy çıkmış hiç bakmıyorum. Seçilir seçilmez bütün ilçelere gittim, muhtarları topladım, yerinde sorunları öğrendim ve hiçbirisini ayırmadım. Hep prensibim şu oldu: bir yerde su yoksa oraya su götürmek ya da çünkü 2 saat Ankara'da su kesilse ASKİ telefona boğuluyor. Şöyle düşündüm kendimce, eğer bir köyde kanalizasyon açıktan akıyorsa ve onun yanında çocuklar oynuyorsa, hasta olmaları veya salgın olma ihtimali varsa burada kimin nereye oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Tamamı da size verse, hiçbirisi de size vermese öncelik bu olmalı diye başladım ve bu vatandaş tarafından da kabul gördü. Yani benim kendilerini ayırmadığım ya da siyasi bir nedenle kendilerine yaklaşmadığımı gördüler. Bu tuttu. Onun yanında ilk defa kent konseyi çok büyük bir şekilde Ankara'da kuruldu. Katılımcılık kültürü gelişti. Ki Türkiye dışından ödüller de aldı. 1800 bileşeni var. Hafta sonları, hafta içi sürekli toplanıp Ankara üzerine fikri olan herkesin fikrini alıyorlar ve burada her görüşten insan var. Yani sadece bizi destekleyenler filan değil, akademisyenler var, sivil toplum kuruluşları var. Daha sonra ilk yaptığımız ihaleler Önce meclis toplantısını ilk gün canlı vererek başladık. Herkes olanı biteni görsün diye ve sonuna kadar da hep canlı yayınlandı. Daha sonra ihalelerin canlı yayınlanması talimatını verdim. İhaleler 4000 üzerinde canlı yayınlandı. Daha sonra çakarları söktük. İlk yaptığımız işlerden birisi. Benim fotoğrafımı asmalarını yasakladım ve 5 yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı görmediler. Yani böyle bir yaklaşım ve her gittiğim yere sadece bir minibüsle, yanımda bir tane koruma, onu zorunlu olarak veriyorlar. Bir şoför, yani tek araba gittik. İkinci araba yoktu arkamızda. Bu şekilde halk gördü, kabullendi. Olması gereken buydu. Sizin sonra Mansur Yavaş belediyeciliği dediğiniz o konsept bu mudur? Bunu mu kastediyorsunuz? Bu bir tanesidir. Yani başkaları da var. Bu iki dönem kuralınız. Belediye başkanlığını bırakmak mı yoksa siyaseti bırakmak mı? İki dönemin sonunda bir projeksiyonunuz var mı siyasete dair? Yani geleceği görme şansım yok. Bunlar çok erken sorular. Evet, geleceği görme şansım yok. Var mı? Tabii önce ikinci dönemi bir tamamlayalım ya da kazanalım. Ki yani kazanacağımızdan şüphemiz yok ama biraz da onun verdiği özgüvenle söylüyorum. Yani benim genel hayata bakışım ama beni yarın hayat nereye sürükler, siyasette öyle anlaşılıyor ki seçim sonu bir takım gelişmeler olacak ortaya çıkan tabloya göre. Yüksek ihtimal. Ne olur bilmiyorum ama kendi adıma ileriye yönelik olarak bir hesap yaparak bu sözü açıkçası söylemedim. Peki Ankara'da sizin 5 yıllık döneminizde, ben de Ankara'yı iyi bilen biriyim, zaman zaman da gözlemlerimi size aktarıyorum. Ne değişti, neyi değiştirdiniz? Örneğin şunu da söyleyeyim, rakibiniz Turgut Altınok demiş ki, Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'yı kasabaya çevirdi. Büyük bir kasabaya çevrildi maalesef Ankara. Öyle mi? Ya şimdi bu konuda aslında bunu söyleyenlerin kendi sorumlulukları var. Biz Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmak istiyoruz. Biraz sonra bu çalışmalarımızdan bahsedeceğiz. Ama Ankara köye dönerse nasıl döner biliyor musunuz? Bütün banka genel müdürlükleri İstanbul'a giderse, Merkez Bankası İstanbul'a giderse, Ankara'nın içi boşaltılırsa o zaman ve ben buna iktidara mensup belediyelerden hiçbirisinden itiraz duymadım. Ama bakın kimse bilmiyor. İlk defa burada açıklayacağım. Evet. Merkez Bankası kanununa göre Merkez Bankası Ankara'da toplanır diyor. Merkez Bankası İstanbul'a gitti. Ben bunu polemik konusu yapmadan yargı konusu yaptım. İlk defa burada söylüyorum. Dava açtım. Dedim ki kanunen burada toplanması gerekir. Ankara'ya gidemez dedim. İstanbul'a. İstanbul'a gidemez dedim. Ve dava reddedildi. Red sebebi şuydu. Ankara Büyükşehir'in bu işte hukuki yararı yoktur diye. Bu sefer istinafa gittim. Dedim ki Ankara Büyükşehir'in öyle bir hukuki yararı var ki Merkez Bankası'nın vergi olarak ödediği harçlardan, paralardan Ankara Büyükşehir'e önemli ölçüde gelir geliyor. Direkt ilgilendiriyor. Yani o hukuki yarar açısından bakarsanız. Buna rağmen istinaf da aynı kararı verdi. Ama bunu hiçbir zaman vatandaşla paylaşmadım. Ben genellikle muhalefetimi bu şekilde yapıyorum. Yani yasal yollara giderek yapıyorum. Dolayısıyla bu konuda eleştiri yapmaya hakları yok. Bunu bence kendi mensup oldukları parti ve iktidara anlatmaları lazım. Ankara'nın içi neden boşalıyor diye. Yoksa Ankara durup dururken köy falan olmaz. Şimdi önce şunu söylemeliyim. Sayın Başkan, CHP'den, AK Parti'den, İYİ Parti'den, farklı partilerden... Hiç fark etmez. Herhalde partilerin genel başkanları siyasi nezaket, hele hele bugünlerde çokça ülkemizde özlenen ve talep edilen bir siyasi tavır, tarz. Öyle zannediyorum ki sizin gibi belediye başkanları olsun isterler. Bunu AK Parti'de ister, İYİ Parti'de ister, MHP'de ister. Bu hakkınızı açık ve net bir şekilde bu yayının başında teslim edeceğim. Ama size her şeyi soracağım tabii. Tabii ki. Bir sürü sorularımız var. Onların hepsini açık açık soracağız. Şimdi... Biraz işin ekonomi tarafına bakalım. Çeşitli kaynaklarla da görüştüm. Sizin muhaliflerinizle de görüştüm. Onlardan da bilgi aldım. Yani evet Mansur Yavaş bunları söylüyor ama siz ne diyorsunuz? Sizin görüşleriniz nedir? Bu konuda iddialarınız nedir? Mesela şöyle dediler. Dediler ki bugün sosyal politikalar, sosyal yardımlar Bu hizmetlere Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediye bütçesinin sadece 3,27'sini ayırıyor. Yani belki %4'ünü ayırıyor. Fakat %96-97 gibi bir bütçe, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi var. Büyük bir bütçe. Ve ortalama 5 yıllık tam 563 milyar gibi, 363 milyar gibi bir paradan bahsediliyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık bütçesi. Şu söyleniyor, yani 17 üst geçit yaptığı söyleniyor. Mansur Bey bunu söylüyor, 17 üst alt geçit yaptım diyor. İşte bütün bu bütçenin %4'ünü sosyal yardımlarda harcadım. Sonra büyük soru. Peki bu kadar büyük bütçe, Mansur Yavaş bu bütçeyi nereye harcıyor? Ne yaptı? Evet. Ankara'da ne yaptı? Bize bir söylesin diyor muhalifleriniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. 5 yılda neler yaptığımızın hepsi Mansur Yavaş ne yaptı .com'da var. Ayrıca biz yaptığımız bütün harcamaları web sayfamızdan yayınlıyoruz. Kuruşu kuruşuna yayınlıyoruz. Ama maalesef bunu iddia edenlerin hiçbirisi bunu yayınlamıyor. Yani bu konuda da son derece şeffafız. Kalem kalem personel gideri nedir, eski döneme ait borçlar nedir, ne kadarı ödenmiş veya herhangi bir projeye ne kadar para ödenmiş, kuruşu kuruşuna orada ben hesabını veriyorum. Ve hep şunu iddia ediyorum, hepiniz verin bu hesabı, sadece ben vermeyeyim. Herkes ne harcadığını görsün. Biz yaptığımız çalışmalarla sadece 17 tane kavşak değil, eski dönem kadar asfalt attık. 100 tane yeşil alan yaptık ki bizden önceki 25 yılda yapılandan daha fazla yeşil alan yaptık. Yani bütün yaptığımız çalışmaları orada görebilirler. Şimdiye kadar ihmal edilen birçok faaliyet var. Özellikle altyapı, onları da yaptık. Şimdi bunun en güzel cevabı şurada. Şimdi diyorlar ki gerçek rakam o değil. Dün yayınladım, mali durum tablosunu yayınlayan belediye yok Türkiye'de. Evet. 2019'da. Bunu ilk siz mi yayınladınız? İlk ben yayınladım. Bütün mali durumu olduğu gibi. 2019'daki borcumuz neymiş? Şu andaki borcumuz ne? Şimdi şöyle. Ne söylüyor rapor? Şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki işte o gün için 3,5-4 milyar borç vardı. Şimdi 25 milyar lira borç var. Biz borcumuzu da açıklıyoruz. Siz eğer 5 yıl öncenin 4-5 milyarını dolara çevirirseniz, şimdiki 25 milyarda dolara çevirirseniz borçlarını azalıp azalmadığını görürsünüz. 1,9 milyar borcumuz, dolar borcumuz azaldı. Dün bunu yayınladık. O kur farkından mı oluyor? Sadece kur farkı değil. Yani ödediğimizi ödeme günlerine göre, borç günlerine göre hepsini çıkarttık. Ve 20-25 sayfa olarak da detaylarıyla yayınladık. Ama şunu Ankara halkının bilmesi lazım. Bütçe neymiş? Ben bunu böyle göstereyim. Lütfen Ankara halkı görsün. Bakın. Evet, ekranda yansıyor. Evet, bizim 2010 yılında 2 milyar 20 milyon dolar bütçe varken şu andaki bütçemiz 147, 2023'ün Aralık itibariyle 1 milyar 150 milyon dolara düştü. Yani yarı yarıya düştü. Gelirlerimiz azaldı. Bu gelirlerden kastınız Ankara'nın hak edişi, yani İller Bankası'ndan aldığınız o vergi gelirlerimiz hepsi dahil. 2 milyar 20 milyon dolar iken şu anda 1 milyar 150 milyon dolarla kapattık. %50. Şimdi gelirlerimizin birçoğu İller Bankası payı ve Ankara'da toplanan, Türkiye'de toplanan vergi payları olduğu için 2019'dan beri müthiş bir şekilde ekonomik sıkıntı var. Yani rakamlar aynı rakamlar değil. Örneğin emeklinin aldığı asgari ücret 2002'de şu deniyor. Ama onu dolara çevirdiğiniz zaman 24 bin lira yapıyor o günkü para. Şu anda 10 bin lira alıyor. Yani aradaki fark buradan kaynaklanıyor. Bir de mal ve hizmetlerde, yaptığımız hizmetlerde de rakamlarımız çok düşük. Çünkü en kaliteli hizmeti en ucuza vermek zorundasın. Bir kalem daha göstermek istiyorum. Bu da ASKİ'nin gelirleri. Biraz sonra nasıl olsa o konuya girilecek. 730 milyon dolardan 342 milyon dolara düşmüş. Neden? Buradaki düşüşün nedeni ne? Onu da söyleyeyim. Onu hemen şuradan size göstereyim. 1,6 dolara sattılar suyu. Mustafa Tuna 1 dolara düşürdü. Şu anda 0,70 cent su paramız. Yani su parası sürekli düştü. Evet, evet. Yani işte rakam ortada. Su gelirleri ve burada İller Bankası'ndan gelen paylar dahildir. Dolayısıyla burada da gelirler düştü. Tabii bunlar düşerken ne oldu onu anlatayım. Buyurun. Peki maliyetler ne oldu? İşçiliğe gelen zam ne oldu? Mazota gelen zam ne oldu? Elektriğe gelen zam. %500'de maliyetler arttı aynı zamanda. Evet. Şunu Ego'yu da göstereyim. Su bahsi açılmışken Sayın Turgutoğlu, suda indirim vaadi var. Onu biraz sonra açıklayayım. Şu Ego'yu da göstereyim. Sorun. Ego'nun bütçesi yalnız 2013'te gayrimenkul sattıklar için yüksek gösteriyor ama 160, 170 veya bir ara 254 milyon dolar olmuş. 1 dolara sattılar. Şu anda 15 lira. Yani 32 lirayı dolar hesap ederseniz bakın 105 milyon dolar Ego'nun geliri. Şimdi buna rağmen ayrıca şunu da söylemek isterim. Eskiden ASKİ'den Büyükşehir'e aktarılan paralar 1 milyar 217 milyon dolar. Peki geçen yılki ASKİ'nin bütçesi eksi 5 milyar lira. Bu yılın ASKİ bütçesi eksi 2 milyar lira. Yani ASKİ'nin gelirleri giderlerini karşılamıyor şu anda. Şu anda karşılamıyor. Zararda görünüyor aslında. Zarar görünüyor. Gidin diyorlar 2 milyar kredi çekerek tamamlayın. Geçen sene 5 milyar lira çekip tamamlayın demişlerdi. Kaldı ki bu niye böyle oluyor onu da söyleyeyim. Onun da sebebi belediye meclisi suyun fiyatını tespit ediyor. Dolayısıyla bizim belediye meclisinde 148'de 40 kişiyiz. Tek başımıza suya zam yapma yetkimiz falan var mı? Yani çoğunluğumuz yok çünkü. En son mecliste aldığımız kararla üfe tüfe artışı kararlaştırıldığı için o tarihten bu yana hiç zam yapılmıyor. Üfe tüfeye göre şu da suların fiyatları. Bunu Ankara halkı görsün. 2005-2018'de 1.6 dolar. Evet. Şu an 0.70 sent. 0.70 ama bununla kalmıyor. Bakın dar dolar gelirlere tonu 1 lira. Dolar. Öğrencilere %7 indirimli veriyoruz suyu. Yani dar gelirlere tonu 1 liradan veriyoruz. Fazla kullanıyorsa bizim sosyal hizmetler dairesi şeye ödüyor. ASKİ'ye ödüyor. Sayın Başkan, burada şöyle bir şey yok mu? Yani hızlı bir siyasi analize evirirsek şu rakamları. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş suya zam yapmamış derhal. Yani aslında meclisin sizin suya zam yapmanızı engelleyen tavrı siyasi olarak işinize yarayabilir. Yarar. Öyle değil mi? Evet, evet yarar. Ama zarar edersiniz. Ama bu size oy da getirebilir. Yani denir ki Sayın Yavaş suya zam yapmadı gibi de anlaşılır. Yani şöyle onların iddiasına göre de pahalı satıldığı söyleniyor. Onu da göstereceğim. Sonucu itibariyle yalnız hayali hiçbir projeye para ayırmadığımız için bir de belediye battı falan diyorlar ya. Bu Fitch raporu. Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesi arasında kredibilitesi en yüksek belediye. AAA olan bir belediye. Dolayısıyla sizin nasıl harcadığınızla alakalı bu bütçeyi. Yani uluslararası derecelendirme kuruluşlarından da şey mi aldınız? AAA. Kendileri aldınız. Bunu derecelendiriyorlar ama ülke puanından yüksek olamıyor bu. Onun için AA belki daha iyi çıkacak. Şimdi ASKİ'nin net rakamlarını buraya gelmeden aldım. Şöyle göstereyim. Olmazsa olmaz her ay ödememiz gereken para 1.170 milyon lira. Tahsilatımız 800 milyon lira su geliri, 200 milyon lira civarında da İller Bankası payı geliyor ASKİ'ye. Yani 1 milyar 170 milyon lira her ay olmazsa olmaz ASKİ'nin harcaması var. Bizim gelirimiz 1 milyar lira zarar ediyoruz. Onu nereden karşılayacağız? İşte 2 milyar lira eksi bütçe. Peki bu kimden çıkacak? Sonuçta gene vatandaştan çıkacak. Yani ASKİ'nin durumu bu. Şimdi %50 indirdiğiniz zaman ASKİ'yi kapatacaksınız. O zaman kaça düşecek? 1.170 milyon lira otomatik personel gideri, elektrik gideri, arıtmanı tesisinin giderleri. Siz bunu %50 indirdiğiniz zaman otomatikman ASKİ batıyor. Ama az önce dediniz ki Sayın Başkan bir yandan da halen daha pahalıya verildiğini, satıldığını suyun söylüyorlar dediniz. Onu da göstereyim. 16. sıradayız. 81 ilde. Hayır, 30 büyük şehir içerisinde 16. sıradayız. İşte onu da gösteriyorum. Yani bu şekilde vatandaşa bunu gösteremeyeceğimizi zannediyorlar. Ben diyorum ki doğalgazı indirin, elektriği de indirin. Eğer maliyetlerin altından satış yapabiliyorsanız onları da indirin. Evet. Vatandaşa bunları da vaat etmeniz lazım. Kaldı ki Sayıştay denetim raporlarında maliyetin altında satılması da yasak. Biz üfeyle tüfeyle tamamlayabileceğimizi ileride düşünüyoruz. Bu da Sayıştay raporları. Daha önceden bir sefer de %50 indirim kararı aldılar şeyden. Belediye meclisindeki çoğunluklarına dayanarak %50 indirim kararı aldılar. O da mahkeme tarafından iptal etti. Bu şekilde yapamazsınız diye. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararları var. Şimdi en fazla söyledikleri Allah'ın suyundan para alınır mı? Siz hani ucuza indirecektiniz falan diyor. Ben sözümü tuttum. Ben 8 Nisan'da göreve başladım. 11-10-2019 tarihinde belediye meclisine önerge verdim. Suyu 0-10 metre 5 kuruşa düşürün köylerde diye. Şu benim önergem. Bu da meclis kararı. Fakat bir kanun çıktı. Daha sonra bir kanun çıktı. Siz maliyetinin altında bunu veremezsiniz diye. O kanun da yani köylerde iş yerlerinde %50, ev tarifelerinde %25'ten aşağı veremezsiniz diye. Kanun bu şekilde çıkınca 2020 yılında bu karar uygulanamadı. Çünkü burada arzu edilen şu, maliyetin altında sattırmıyoruz size. Sayıştay'ın tenkidi var. Bizden önceki dönemde yapmışlar. 400 yani bizden önceki dönemde ilçelere verilen suyu biraz %5 daha indirimli vermişler. 450 milyon lira Sayıştay kamu zararı çıkarttı. Şimdi ASKİ, çok özür dilerim, ASKİ zarardaysa maliyetin altına da satış olmaz diyorsa siz şunu mu söylüyorsunuz? Şayet ikinci bir dönem olursa, bir dönem daha kazanırsanız suya zam mı olacak? Yok, çünkü rakibiniz yani suya aynı şekilde zam derken 1.170 yani şöyle... Genel kararlar şu, maliyetiniz nedir? 1.170 milyon lira. Sadece bunun üzerine yani o %10'u da şeyi kaldırdı. Belediyenin durumu iyi olur, %5 karla verir. Çünkü elektrik harcamıyordur. Cazibeyle gelir kendiliğinden, su basmak zorunda kalmazsınız. Eskiden %10'du. Bunu Anayasa Mahkemesi iptal etti. Maliyet artı %10'a vereceksiniz diye. Yani ne oluyor? 1.170 milyon doların üzerine 110 milyonlara fazla para alacak şekilde yapacaksınız. Bakın biz Polatlı'ya su götürüyoruz Faruk Bey, 2,5 milyar lira. Gölbaşı Mamak hattı arasında mutlaka değişmesi gereken, Gölbaşı'nı 6 ay susuz bırakacak bir proje vardı. Onu yaptık, 500 milyona yakın harcadık. Bu bütçeyle harcadık bunları. Bunun yanında sel baskınlarına karşı tedbir alıyoruz. Çubuk, Akyurt'un su hattını yaptık. Çamlıdere'den Elmadağ'a su götürdük. Yani bunlar olmazsa olmaz harcamalar. Bir yandan onu yapacaksınız, bir yandan altyapıyı yenileyeceksiniz. Dolayısıyla bunu hesap ederken enerji gideri, personel gideri, arıtmaya harcanan masraflar, gider. Bir bütün olarak. Bunun bir defa en azından karşılaması lazım. Biz zaten eğer o şekilde niyetimiz olsaydı bu 5 kuruş önergesini de vermezdik. Yani bu, oradan kastettiğim şuydu. Köylerde eski dönemde zaten suyu akıyordu büyükşehir olmadan. Köylü kendi getirmiş. Evet. Anadolu'da birçok yerde öyle. Evet. Bunlar daha sonra büyükşehir kanun yasasına dahil olunca ASKİ gitti buraların hepsine abone yaptı. Tekrar paralı içmeye başladılar. Ben de dedim ki o zaman suyu kendi getirdiyse bunu çok düşürmek lazım. Ve düşürmesi için karar aldım. Ancak 2020 yılında çıkan kanunda tarifeden aşağı verilemeyeceğini söyledi. Evet. Köylerden bahis açılmışken aynı zamanda ASKİ'yi konuşuyoruz madem. Sizin bir vaadiniz vardı, ben hatırladım şimdi. Bu köylerde kanalizasyonu açıktan akan neredeyse yer kalmayacak. Bu vaadinizin ne kadarı gerçekleşti? 232'de hemen hemen 50 tane kaldı. Onun da 50 tanesi kalmasının sebebi ihalelerini yaptık. Ancak pandemiden sonra ekonomik kriz ortaya çıkınca hükümet müteahhitlere vazgeçme hakkı tanıdı. %10 veya 15'i bitmemişse vazgeçebilir diye. Ondan dolayı vazgeçildi ama tümünü yapacağım ve Ankara'da açıktan akan kanalizasyon olmayacak. İşte benim önceliğim orada. Görmedikleri de orada. Yani Polatlı'da su yok. benim önceliğim orada, ne yaptı diyorsunuz. Veya köye tankerle taşınıyor. Mesela seçimden önce şöyle söylemiştim. Akyurt'un Harman köyünde su yok, tankerle taşınıyor. Bu yüzyılda olur mu dedim. Meğer 200-300 köyde su yokmuş. Yani siz suyu 1.6 dolara satacaksınız. Bunların hiçbirisini yapmayacaksınız. Şimdi su olmayan kaç köy var? Çok azaldı. Sondaj ihaleleri yapıyoruz. Çünkü yakında su yoksa bir şekilde veremiyorsunuz. Ancak sondaj ihaleleriyle araştırmalarımız devam ediyor. Bu arada bir eleştiri olarak da bir izleyicim yazmış. Borçları neden dolar olarak açıklıyor Sayın Başkan? Lira bazlı bakması gerekmez mi şeklinde? Şimdi 3,5 milyar, onların iddiasına göre söylüyorum. 3,5 milyar liranın o günkü değeriyle şimdikinin değerini ancak dolar üzerinden hesap edebilirsin. Daha buna enflasyon farkı da yok bunlarda daha. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Bu atlamasın diye konu. Tam oradan geçiyorduk. Özellikle işte ASKİ'nin giderleri, su masrafları, altyapı çalışmaları vesaire. Şimdi bütün bunlar aynı zamanda bir kaynak üretimini de mecbur kılıyor. Çünkü kedi ve ciğer hikayesi gibi bazı şeyler yetmiyor anlaşıldığı kadarıyla. Eski belediye başkanı Melih Gökçek, Sayın Gökçek'in bu konuda size yönelik ciddi eleştirileri var. Dinliyorum, yayınlarına bakıyorum, paylaşımlarına bakıyorum, konuşmalarına bakıyorum. Mesela billboardlarla, hafriyat işiyle, işte otoparklarla ilgili çok ciddi bir serzenişi var. Buralardan Mansur Bey çok yüksek bir gelir elde ettiğini söylüyordu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. Ama şimdi belediye başkanı kendisi buralardan kaynak yaratamıyor mu? Peki, buralardan para geliyorsa nereye gitti? Güzel söylemiş. Nereye gitti diye yayınlarını da gördüm. Evet, açıklamalarını da şahit. Güzel söylemiş. Şimdi siz kaynak yaratma konusunda ne durumdasınız? Evet, güzel söylemiş. Şimdi iki tane şey söyleyeceğim. Mesela kira gelirlerimiz var. Hep 10 yıl kiraya çıkma meclisin yetkisinde. Meclis bu yetkiyi bize vermiyor. 3 yıl encümenden de yetki 3 yıl veriyorsun. Şimdi billboardlara gelince, billboardlar belediyenin altın yumurtlayan tavuğu iken o dönemde özelleştirilmiş. Özelleştirildi. 12,5 milyon özelleştirilmiş. Yanlış hatırlamıyorsam 2,5-3 milyon kasada para var. 4-5 milyon da o yılın yapılmış sözleşmeleri var. Yönetim aynı. Yani belediye bürokratları ve belediyeden bir yıl içerisinde 25 milyon liralık iş almış. Gelir gelmez arattım ben bunları. Billboardları alacağım diye. Mahkemelerin çoğunu kazandık. Ancak şöyle bir şey oldu. Ben hukukçuyum. Tehli icra kararı alıyorlar. Tehli icra kararı kapalı gayrimenkuller hakkında verilir. Bu bir evi kiraya vermeyle aynı şey değildir. Buna rağmen mahkemelerde bekliyoruz ve bu kuruluş... Hala bekliyor mu? Bu kuruluş bana göre yılda 1-2 milyar lira para kazanıyor ve belediye bir kuruş para vermiyor. Alabildiğimiz 500-600 tane, tam sayısını bilmiyorum. Onlardan da bir yılda 300 milyon lira gelir elde ettik. Tamamını alsak elde edeceğimiz geliri siz düşünün. Yani onu alsanız işte o ASKİ ya da diğer yerlerde kullanmak. Evet, alamıyoruz. Bunun dışında bir kaynak üretme çabanız ya da bize anlatacağınız bir kaynak. En fazla gayrimenkullerden kaynak üretilir. Başka zor mu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin? Son derece zor. Bir de tasarruf edersiniz. Evet. Yani bu çok önemli. En önemli kalem tasarruf belediyelerde. Harcadığınız her şeyin, mesela şöyle yapıyoruz biz. Gökçek döneminde bir firma 2015 yılında 80 liraya aldığı ihaleyi bizim dönemimizde açık ihale yapınca 20 liraya almaya başladı. Aynı işi yapıyor. Ama orada da size eleştiri var. Onu şöyle diyorlar yani açık ihale diyorlar ama ihale diyorlar 3 kişi geliyor, 4 kişi geliyor. Hayır. Hani onlar da biliyor kendi kendini falan. O konuda iddialıyım. Hemen görevi bırakmaya hazırım. Evet. Katılım sayımız da arttı, kırım sayımız da arttı. Açık, şeffaf. Tamam, ben o konuda şimdi söylüyorum. Hemen görevi bırakmaya hazırım eğer öyle bir şey varsa. Peki Sayın Başkan, şimdi ben rakiplerinizin açıklamalarını da elbette takip ediyoruz. Zaman zaman ekrana da yansıtıyoruz. Siz çeşitli dönemlerde, Sayın Ekrem İmamoğlu da bunu söylüyor, engellendik diyorsunuz. Siz de bu ifadeyi çokça kullandınız, takip ediyorum. Ama özellikle Cumhur İttifakı çevreleri diyor ki, mecliste biz kararları, belediye meclisinde neredeyse %99'una varıncaya değin oy birliğiyle aldık. Doğru. Sayın Mansur Yavaş'ın engelleniyoruz tezi doğru değil diyorlar. Yok, yani çok doğru musunuz? Söylüyorlar. Yani çok... Fevzi Çakır, şunu İstanbul'u söylemen çok güzel oldu. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ciddi anlamda evet, yani genel bir şey ama yani. Ankara üzerinde sormuş olalım. Yani evet. %99 çıkar mı bilmiyorum ama sokak isimleri, park isimleri, mahkeme kararları veya ilçelerden gelen bu emsal yükseltmeleriyle ilgili şey, yetkileri, basit kararlar diyorsunuz. Trafo yerleri falan hakikaten oy birliğiyle geçiyor. Hakkını yemeyelim. Bakın 2-3 tane şey söyleyeceğim. Neler engellendi? Ben hemen söyleyeyim şimdi. Var en önemlisi engel? Bana göre ve bunun muhalefetle, particilikle alakası yok. Bunu halka şikayet etmek için söylüyorum. Ben geldiğimde o günkü ASKİ Genel Müdürümüz şöyle bir sorundan bahsetti. Tatlar Arıtma Tesisi Karayaçın tarafından yapılmış. Çok uzun vadeli borçlanılmış ve yapılmış. Ve ondan sonra buraya çivi çakılmamış. 2010 yılına gelmiş. 2010 yılında Çevre Bakanlığı demiş ki acilen kapasiteyi artırın. Hiçbir şey yapılmamış. Dedi ki ASKİ Genel Müdürü, şu anda 1,5 milyon metreküp atığımız var. Kapasitemiz 750 bin, 750'si arıtılıyor. 750'si arıtılmadan Ankara Çayı'na gidiyor, paçal yapıyoruz. Ankara Çayı'ndan Sakarya'ya ulaşıyor. Sakarya'dan da İstanbul Ömerli Barajı'na gidiyor. Hangi semtte oturuyor, hangi taraftasınız? Biz İstanbul'da, Avrupa'da Çengelköy'de, Üsküdar'dayız. Üsküdar'dasınız. Evet, o suyu siz içtiniz. 3 yıl kokmuş orada sular. Ama İstanbul'da suyu zaten musluktan, çeşmeden içmiyor. İşte kimse. Ömerli Barajı'na siz Ankara'dan gelen suyu içiyorsunuz yani. Böyle bir sorun var. Şey diyorum, yani İstanbul'da musluktan su içilmiyor yani. Çok evet. Burada da içmiyoruz efendim. Ama ben kullandık, o suyu kullandık. O suyu kullandınız evet. Ve 3 yıl koktu deyince ben hemen projesini yaptım ve Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Dedim ki böyle önemli bir sorun var. Tabii. Talimat verdi, yatırım programına alındı ve ben gittim 275 milyon dolar kredi buldum. Cumhurbaşkanı'nın onayladığı, acil yapılması gereken bu proje mecliste reddedildi. Reddedildi. Ben veto ettim. 8 aydır mecliste bekliyor. Ne zaman oldu bu? Yani 8 aydır bekliyor. 8 ay önce olan. Son 8 evet, ay. 8 evet. aydır sürekli erteleme veriyorlar. Evet. Çünkü reddederlerse mahkemeye gideceğim. Hı. Mahkemeden bu acil diye lehimize çıkacak. Peki bu 8 ayda da ne oldu? Faiz oranları artıyor sürekli. Dövize gelen zamlar var ve bu kredinin yarısı döviz cinsinden borçlanacaktı, yarısı Türk parası cinsinden. Yani buradan ekstradan belki 300-500 milyon dolar Ankara'nın sırtına yük bindi. İnşallah bundan kurtulacağız. Bir diğerini söyleyeyim yine aynı şekilde. ASKİ'nin 2023 bütçesini -5 milyarla tamamlandı. Bize dediler ki yani siz ASKİ'nin giderlerini karşılamak için 5 milyara kredi çekeceksiniz. Bu bütçeyi onayladık biz. Daha sonra kredi de bulamıyorsunuz artık bu devirde. Kamu bankaları zaten iş vermiyor. Bu da bir engelleme. En son bir kredi bulduk. Banka dedi ki gene de meclisten bir daha karar alın dedi. ASKİ'nin işi. Polatlı'ya su götürüyorsunuz. Çok büyük yatırım. Ve ASKİ hala o 2 milyarı da onaylamadılar. Önce reddettiler. Yani kendi verdikleri karar. -5 milyar borçlan dedikleri kararı 2 milyara meclisten tekrar karar almadılar. Hala bekliyor. Bunun gibi. Bakın bir iki tane daha söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'ndan randevu aldınız. Görüştünüz. Görüştüm. Onayladı. Onay aldınız. Evet. Ama mecliste... Cumhurbaşkanı onayladığı krediyi 30 milyon insanın sağlığını direkt ilgilendiren krediyi reddettiler. Bu hepsine bedel. %99 aldı kararı dediğine bedel. Polatlı'nın suyu için seçilir seçilmez kredi istedik. Red çıktı. 7 ay gecikti. Mahkeme kararıyla aldım o zaman o krediyi. 7 ay gecikti. Şu anda Polatlı inşallah 10 güne kadar suyu akıyor ama bitirdik projeyi. Ama 7 ay önce suya kavuşmuş olacaktı. Otobüs alacağız. 2010 yılında 2200 otobüs var. 2013'ten beri hiç otobüs almamışlar belediye. Başka yerlere harcamışlar parayı. Ben geldiğimde 1400 otobüs var. Hemen 400 otobüs almak için gittim, ucuz kredi buldum. Komisyondan red çıktı. Bunun üzerine gittim otobüslere yazı astım. Yeni otobüs almak istiyoruz, mecliste reddediyorlar diye bunun üzerine onaylamak durumunda kaldılar. Daha var. Sayın Başkanım, ben 2000'li daha söyleyeyim. Su yani... konusundan soracağım, devam edin lütfen. Ben 2000'lerin başında, yanılmıyorsam böyle 2003-2005 arasında Ankara'ya ilk geldiğimde musluktan kana kana su içerdim. Sonra bir hadise oldu. Ankaralı musluktan su içmeyi bıraktı birkaç yıl sonra. Bir daha da musluktan Ankaralı su içmez oldu. Ankara'da yeniden insanlar ne zaman musluktan su içmeye başlayacak? Böyle bir tablo olacak mı? Fevzi Bey, şu anda suyumuzu içilebilir. Öyle mi? Artık psikolojik etkisi var. Şimdi rakamları içemiyoruz. Yani. Rakamları okuyacağım. Tamamen, yani gerçekten tamamen psikolojik etkisi Öyle var. Mi? Bakın neden diyeceksiniz. Yani Ankara'nın suyu kötü olacak. Bunu Sağlık Bakanlığı denetleyecek. Ve ondan sonra da... Olumlu rapor vermez. Olumlu, yani mümkün müdür vermez, böyle bir şey? Vermez, böyle bakın bir okuyorum. Alamaz. 181 parametreden akreditasyon aldı ASKİ. Bu benden önce Sayın Mustafa Tuna döneminde oldu. Ayrıca bu eskiden renkli renkli akıyordu şeyden, Kesik Köprü'den gelen su. Şimdi onun da rakamlarını vereceğim. O korozyonu önleyici arıtmayı da benden önceki dönemde, Sayın Tuna döneminde yaptılar. Ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bizim kendi laboratuvarımızı gene benden önce kurmuş Tuna döneminde. 43 parametreden akredite, biz 43 parametreyi kendimiz ölçebiliyoruz. Onu kabul ediyorlar. Ankara genelinde düzenli olarak 1273 ayrı noktadan dönüşümlü olarak su numuneleri alıyorlar. Ve yapılan analizlerin sonucu günlük olarak ASKİ sitesinde yayınlanıyor. Zaman zaman sosyal medyadan da sürekli olarak ASKİ suyumuz içilebilir diye yayınlıyor. Yani herhangi bu 1273 noktadan birinde problem olursa, düzenli aldıkları için hemen haber veriyorlar. Gidilip oraya bakılıp o problem düzeltiliyor. Ayrıca 2023 yılında sadece laboratuvarımızda 11.300 adet su, 3.914 atık su, 32 toprak olmak üzere 15.256 adet numunede 243.578 parametre analizi gerçekleştirilmiş. Yani hiçbir problem yok. Nereden geliyor Ankara'nın suyu şimdi? Ankara'nın suyu nereden geliyor? Şimdi onu anlatacağım. Buyurun. Şimdi. Biz başkan olduktan sonra mümkün olduğu kadar yine de bu psikolojik etkiyle Kesik Köprü'den su vermedik. Ama bir boru geliyor sadece. O da %10 bile tutmuyor belki gelen su. Dolayısıyla paçal yapıyor. İnsanlar bunu anlamıyor. Ayrıca arıtmadaki düzeltme nedeniyle, bakın şuradan okuyorum. İvedik su arıtma tesisinden şehre verilen suyun kaynaklarına göre dağılımı: Çamlıdere %62,5, Kurtboğazı 18,1, Kesikköprü 19,4. Bunun da sebebini söyleyeyim. Çamlıdere'den gelen hat 2014'ten beri su hattının yanına hafriyat dökülmüş. Aynen Erzincan'da olduğu gibi bu boruların üstüne düştü. Boruların üstüne düşünce bir patlak oldu ama hasar vermedi. Dolayısıyla yeni boru, şimdi gitti, yeni boru takılıyor. Orada yüzlerce kamyon hafriyat taşıyor şu anda. Aynen şeydeki, Erzincan'daki gibi taşıyorlar. Ya, yığmışlar. Bu hafriyat döküm alanı yapmışlar oraya. Kahraman kazandı. 2014'ten beri oraya 10 yıldır yığılmış neredeyse. Dolayısıyla takviye açısından verdik sadece Kesikköprü'den. Kızılırmak'tan su geliyor mu Ankara'ya? Aynısı işte. Oradan gelen su Kesikköprü dedim. Oradan gelen su. Dolayısıyla suyun çoğunluğu şu anda şeyden geliyor. Çamlıdere'den ve Kurtboğazı'ndan geliyor. Dolayısıyla suda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Ama psikolojik etkisi var. Ben açık açık söylüyorum. Ben bile yatağımın başucunda şişe koyuyorum, plastik şişe. Ama siz içiyor musunuz? Yani ben içiyorum da, ikisinden de içiyorum ama bunu bizim şöyle duyurmamız lazım. Bugün artık bütün dünya şunu kabullendi. İçtiğimiz plastikten içilen suların da insanda bir sürü plastik yutmasına sebep olduğu ortaya çıktı. Aslında daha sağlıksız. Bu konuda bir kampanya yapılırsa herhalde musluk suyuna dönecekler. Ankara'nın altyapısı, çok kısa bir soru lütfen. Ankara'nın altyapısının çok eski olduğu, borularında asbestli olabileceği endişesi de var insanlar, öyle mi? Tümünü değiştirdik. Yani 300 kilometreye yakın asbestli boruyu değiştirdik. Bunları hep bu bütçeyle yaptık. Yani ASKİ'nin yatırımları eski döneme göre 2 misli artmış ama yarı fiyatına yapmışız. Siz son 5 yılda Ankara'daki bütün su borularını değiştirdiniz mi? Su boruları, asbestli su borularını değiştirdik ama sürekli yenilenmesi gerekiyor. Keçören için bir 50 milyon dolar Dünya Bankası kredisi geldi. Projesi bitmedi. Keçören'de altyapı 300 bin nüfus varken yapılmış. Şu anda 1 milyon nüfus var. Sel basıyor her tarafı çünkü o selin gideceği hiçbir yer yok. İlk defa biz bir can kaybı olan yere şu anda hala biz çalışıyoruz. Ve hiçbir şekilde bunlara el atılmamış önceki dönemde. Çünkü şöyle bakıyorlar. Yerin altına yaptığınız yatırım görünmez, yapma. Mesela İstasyon Caddesi'ni Sayın Abdullah Gül, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı iken de Başbakanken de bütün bakanlar, belediye başkanları söz verdik 25 yıldır. Biz yaptık. Kaça yaptık? 135 milyon lira. Bunu da atıyoruz yaptığımız yere. Ama orada da aynı şekilde problem vardı. Altyapısına da tam 265 milyon lira para ödedik. Peki sizin Sayın Başkan, bu benim bu 5 yıllık dönemde vaat ettiğim bir projeydi ve ben bunu yaptım. Bu da benim bir imza projemdir dediğiniz ne var? Çünkü geneliyle bir imza projesi yok eleştirileri hem İstanbul için zaman zaman oluyor hem Ankara için oluyor. Benim projem budur ve bununla anılırım bu 5 yılda dediğiniz. Vaatlerinizin ne kadarını yaptınız? Onu izah ettim. Vaatlerimi biz bunu web sayfamızdan yayınladık. Gerçekleştirilen proje sayısı 77, 100 projenin içerisinde. Gerçekleştirilen proje 10. Fiili imkansızlık nedeniyle gerçekleştirilemeyen projelerde 13 tane. Yani %77'sini yaptınız mı vaatlerinizin? %77'sini yaptık. Şimdi bu konuda peki hangisi sizin, çok özür dilerim, imza? Onu ben anlatacağım şimdi size. Bakın benim bir iddiam vardı. 2009'da aday olduğumda, 2014'te aday olduğumda da Ankara'da turizmi geliştirebileceğimizi söylemiştim. Ve o zaman dediler ki Ankara'ya turist niye gelsin dediler. Hatta Ankara'ya bir de benim gözümle bakın diye bir simülasyon yapmıştım. Ulus, benim favori projem Ulus'tur açıkçası. Cumhuriyetimizin kurulduğu yerdir. Ve şu anda maalesef demografisi falan son derece bozulan, yani Afganların çok olduğu, insanların artık terk ettiği bir alan hale gelmiştir. Ben kısaca Ulus'ta yaptıklarımı bahsedeyim. Ulus'un şu andaki görüntüsü, bu iş yerlerinin mesela Sayın Gökçek bunların hepsini yıkmayı planlıyordu. Biz bunların hepsini Cumhuriyet dönemi eserleri diye koruduk. Yandaki Ego binasına, bu binaya şu anda Ego gidiyor. Yani bu hafta taşınıyor Ego. Ego'nun buraya gitmesi demek 800 tane belediye personelinin buraya gitmesi demek. Boş şu anda. Onun yanındaki şu uzun binaya iki tane teknokent Sanayi Bakanı'nın önünde bekliyor. Seçim sonunu bekliyorlar herhalde. Bunun bir katını şeye verdik. Avukatlara, mesleğe ilk başlayan avukatlar baroyla işbirliği yaptık. Türkiye Barolar Birliği ile ücretsiz orayı kullanıyorlar ilk başlayanlar. Avukatla mesleğe hazırlık. Ön açtınız herhalde. Ön açıldı çünkü boş burasının kullanılması lazım. Buraları restore mı ettiniz? Bir çalışma yaptınız mı? Tamamen yeniledik. Bir de çok tarihi bina olan bir yer esasında. Ve özelliklerine göre yeniledik. Çünkü içerisinden parapetlenenler şeyler vardı, orijinal. Hiçbirisini dokundurmadılar zaten bize. Ama ısıtması, kaloriferi bitmişti artık. Onların çatısı tamamını yeniledik. Hayır, siz şimdi bunu yenilediniz. Biraz önce dediniz ki bunlar yıkılacaktı. Gökçe'nin projesinde yani yıkılma kararı var. Yıkılabiliyorsa size bazı değişimlerde mahkeme neden kararı yıkılmadı zaten. Yok mahkeme yıkılmadı yani. Mahkeme kararıyla yıkılmadı. Plan iptal edildi o zaman öyle söyleyeyim. Burada aynı zamanda 35 tane oda var Ankara'da, esnaf odası. Onlara yer veriyoruz. Ego, 2 teknokent, avukatlar, üst katta gene burada kafe yapılıyor. Yanında Sosyal Bilimler Üniversitesi var. Onun üzerinde meşhur yürüyen merdivenli çarşı diye bildiğimiz Anafartılar Çarşısı sıfırdan yenilendi. Onun en üst kısmında Ulus Belediye Çarşısı var. Tamamı yenilendi. Yani bunları faaliyet saymıyor arkadaşlar. Onun yanında eski hal var orada. Tarihi hal var. Hali yeniledik, açtık. Aşağıda Anafartılar Çarşısı'na girdik. Orada ayrıca Ankara Kalesi'nde 2 etabı tamamen bitirdik. Yani turizmi böyle sağlayacağız. 3. etapta ihalesi yapıldı. Şu anda çalışması yapılıyor. 2-3 ay içerisinde Ankara Kalesi ve civarında restore edilmedi, kalmayacak, bina kalmayacak. Gelen turist sayısında bir artış oldu mu son 5 yılda? Olmayacak, henüz olmaz. Bakın ben lütfen bitireyim. Buyurun, Ulus projem benim marka projemdir. Bunu da şöyle söylüyorum, marka proje derken ben Beypazarı'nda 1999 yılında seçilmeden evvel animasyonda bütün evlerin dış cephelerini yenileyerek ben bu hale getireceğim ve buraya binlerce turist gelecek. Gün gelecek, çarşıya siz turistten giremeyeceksiniz dedim seçimden önce. Şimdi ben hiç Ankara'da yaşarken turistik açıdan gezdiğim tek yer Beypazarı'ydı. Evet. Doğruya doğru buna yani. Hiç kimse inanmadı. Çok lokal, yerel ürünler evet, oldu. Hiç çok kimse inanmadı yani. Ama ben belediye başkanıken anons ettim kaç defa. Sevgili Beypazarılar, şehir merkezine gelmeyin. Yani gezecek yer yok diye. Binlerce turist, yüzlerce otobüs gelmeye başladı. Gene Ulus'taki hayalim aynıdır. Şurası da şu anda bitti. 10 güne kadar açılıyor. Burada eski bir çarşı vardı. O yıkıldı. Bununla beraber Ulus tamamen meydan oluyor. İlk defa bu şekilde meydan oluyor. Trafiği yerin altına alıyoruz. Onun projesini kurula verdik. Yeni bir jeoradar istedi bizden. Hacı Bayram'da zaten benden önceki dönemde çok evler restore edilmişti. Şimdi Hacı Bayram'ı düşünün. Karşıda kaledeki evlerin hepsi restore edilmiş. Bu da bizim Hıdırlık projemiz. Hıdırlık Tepesi de bu hale geliyor. Hatta bu ne zaman bitecek? Bu şimdiye bittiydi. Hı hı. Bir plan iptali geldi. Onun için aksadı. Evet, şu Cumhuriyet Müzesi kulesi yapıyoruz. 1071'i anımsatacak şekilde Ankara'yı bilmeyenler anlamaz. Şu an Sayın Başkan'ın gösterdiği evet, Gecekondu deryası. Burası Gecekondu ve yani, taş toprak buralar. Evet yani şu an Gecekondulara teslim burası. Ya buradan tinikülerle çıkacağız buraya ya da bir Hacı Bayram, Hıdırlık ve kale teleferiği düşünüyor ama o da kurulun kararına kaldığı için kurul ne karar verecek bilmiyorum. Bir de maliyeti çıkar. Bu arada bitmedi. Arkeopark Park var kalenin dibinde. Evet. O ortaya çıkarıldı. Roma tiyatrosu var. Tamamen restore edildi, bitti. Ve şu anda kazı yapılıyor hala aynı yerden. Ulus'ta İş Bankası müze haline geldi. Gardan kale ve Hıdırlığa kadar düşünün. Gençlik Parkı'nın öbür kapısından Kızılay gelişinden de bankalar, sanat okulu, Ziraat Bankası bunların tamamı aydınlatılıp ara sokaklara kadar tamamı restore ediliyor. Çıkrıkçılara ihaleye çıktı. Kimse girmedi. Ankaralıların şöyle hayal etmesini istiyorum. Ulus'u gardan alarak ve aynı zamanda Gençlik Parkı'nın Kızılay'dan gelen kapısından alarak düşünsünler. Trafik yerinin altında tamamen yaylaştırılmış. Her yer ışıl ışıl akşamları restore edilmiş. Hı hı. Trafik yerinin altından geçiyor. Oradan kaleye kadar Çıkrıkçılardan hamam önüne bağlıyoruz. Orayı da zamanında biliyorsun restore edildi. Alanı tamamen düşündüğünüz zaman çok büyük bir tarihi kent merkezi ortaya çıkıyor. O zaman trafik derken tam oraya geldi sanırım. Evet. Tamam buyurun. Roma tiyatrosu müthiş. Ben yani, ama trafik. Şunu söyleyeyim. Buyurun. Bu yerli ve yabancı turistleri çekecek bir projedir. Seçim öncesi şunu söylemiştim. 6 milyon insan geliyor Anıtkabir'e. Bunun aşağı yukarı 3-4 milyonu dışarıdan geliyor. Ancak bunlar gelip günübirlik gidiyorlar. Bunların buralarda, bu tesislerde, Hıdırlık'ta, Hacı Bayram'da, kalede ağırlanması tamamen tarihi oluyor artık. Buradan hamam önüne kadar uzanan bir çeper. Kalacaklar, kalsınlar diyorsunuz. Kalacaklar, İstanbul'da bir gün yaşasın, Ankara'da. Evet, gece geçirecekler. Zaten şöyle oluyor, mesela Beypazarı'nda bir tane eski bir otel vardı, konaklama yoktu. Bu evlerin hepsi pansiyon oldu. Şimdi kaledekiler de aynı şekilde, Antalya'daki kale içi gibi olacak zaman içerisinde. O zaman size yönelik... Ama bu projenin tamamlanması gerekiyor ve önümüzdeki döneme biteceğini düşünüyorum. Yüzde kaçı tamamlandı? Ne zaman siz bu projeyi tam anlamıyla hayata geçirmiş olacaksınız? Şöyle söyleyeyim, bir yıl içerisinde bitmiş olur ama jeoradar engel olmazsa, yani bizim yaptığımıza göre jeoradar bizi yaptırdık, yerin altında tabii bir şey yok görünüyor. Ama tekrar yeni sistemde bir daha jeoradar bir şey çıkarsa o aksar, bir şey çıkarsa yapamayacağız. Peki trafik, yani hem yer altından bahsediyorsunuz, şimdi Ankara'ya geldik. Ankara'ya gelince yukarıda Fevzi Çakır'la otururken bazı arkadaşlar eve gitmek için epey bir mesai harcadıklarını, Ankara'da artık bir trafik sorunu olduğunu söylediler. Dolayısıyla Sayın Yavaş'ın özellikle sosyal belediyecilikte gerçekten çığır açtığını, insanlara dokunduğunu, bu yolla halkın ciddi teveccühünü kazandığını ama biraz önce büyük proje diye tarif edilen projeler konusunda mesela metro. Ankara'da herhangi bir metro çalışması yapılmadığını, Ankara'da trafiğin son 5 yılda epey aksar hale geldiği yönünde de şikayetler duydum. Ankara'da yol yapmıyor musunuz? Trafikte bir sıkıntı var mı? Metro var, konusunda durum nedir? Evet, şöyle ben bir Ankaralı olarak, yani Ankara'da yaşayan biri olarak diyeyim. Sorunları arkadaşlar yaşadık. Elbette, yani Faruk Bey iyi özetledi ama benim özellikle son bir yılda gördüğüm çok yoğun bir trafik. Yani ben de iş yerine gelirken erken saatte çıkmama rağmen yoğun bir trafik içerisinde kalıyorum. Özellikle Konya yol olarak ifade ettiğimiz Mevlana Bulvarı'nda. Daha önce Ankara'da sabah işte bir saat ile 2 saat arasında bir trafik olur. Akşam aynı şekilde 2 saat olur. Ondan sonra bir trafik olmaz ama gün içerisinde de yoğun bir trafiğin olduğunu gözlemliyorum. Burada hakikaten ulaşım konusunda ciddi bir problem. Şöyle Fevzi Bey, yani hiçbir yolu kapatmadığımıza göre, yani var olan yolu hiçbirini kapatmadığımıza, 17 tane de katlı kavşak yaptığımıza göre demek yani başka bir sebebi var. Nedir sebebi efendim? Söyleyeyim. Şöyle Sayın Başkan, bir reklama gidelim dilerseniz. Sebebini sonra dinleyelim. Çok çünkü vaktimiz de kalmış. Kısa bir reklam, ardından hem metro hem trafik Ankara'da neden böyle diye konuşmaya devam Mansur Yavaş'tan. Seçime doğru devam ediyor. Konuğumuz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş. Sayın Başkan, metro ve Ankara'da son yıllarda artan trafik başlığını konuşuyorduk. Buyurun lütfen kaldığınız yerden devam edin. Nedir gelir gelmez Ankara'da zaten öncelikle biraz önce bahsettiğim İstasyon Caddesi'ni yaptık. Daha sonra Türk Kızılay'ı ve Hava Hastanesi'nin önündeki alt geçidi yapmak suretiyle Sincan'dan Ankara'ya gelişi, yani Etimesgut kutuplarında kullandığı Ankara'nın en perişan yerini çözdük. İlk yaptığımız işte Polatlı'dan Ankara'ya girişte 2 tane alt geçit yaptık bütün ana arterlerde. Ankara'dan Mamak tarafından bütün Karadeniz ve Doğu'ya giden tek yol, oraya 3 tane aynı şekilde 2 alttan geçen 1 tane de köprülü kavşak yapmak suretiyle ana arterlerdeki bütün trafiği rahatlattık. Çıkamıyordunuz Ankara'dan. Özellikle bayram günleri falan. Şaşmaz Sanayi içerisinde 2 tane kavşak, köprülü kavşak yaptık. Sincan Organize Sanayi'ye, Başarı Kavşağı diye giden Sincan'a giden yolda hep bunlar ana arterlerdeki yaptığımız projeler. Ama halen bir trafik sorunu var. Neden? Ben onu anlatacağım. Şu anda 28 tane katlı kavşak projemiz var. Hepsi hazır. Peyderpey bunlar şeye gidiyor, ihaleye gidiyor. Sorun oradan kaynaklanmıyor. Bugün bana haber geldi. Ego rekor kırdık. 1.050.000 kişi taşıdık ilk defa diye. Ego'nun taşıdığı yolcu sayısı 800.000 bulmuyordu yıllardır. Yıllık mı bu? Ne kadar bir günlük 800.000 kişi tabii. 1.050.000 kişi taşıdık bugün. Bugün 1.050.000 kişi Ego. Sadece Ego. 800.000 civarında dolmuşlar taşıyor. Halk otobüslerinin sayısını bilmiyorum yalnız. Onlar ne kadar taşıdı. Ama validatörle onları da görebiliyoruz. 1 milyon civarında Ankara'da nüfus arttı. Çocuklarını okutmaya getiren deprem bölgelerinden gelenler var. Yoksa şimdi bu kadar katlı kavşak yapacaksınız. Ana arterleri rahatlatacaksınız. Hiçbir yol kapatmadı ki trafik niye sıkışsın? Nüfus arttı diyorsun. Nüfus arttı ve bu insanların birçoğu, buraya çocuk okutmaya gelenlerin durumları daha iyi. Ev kiraladılar ve araçlarını kullanıyorlar. Metro konusunda tam evet, yani şimdi 1.050.000 evet, belki Ego ile seyahat eden var ama bunun bir gerekçesi de metro konusunda. Ben bilmiyorum, Avrupa'da herhalde başka başkent var mıdır? Varsa da sayılıdır herhalde. Havaalanına metroyla ulaşamıyorsunuz. Evet, bunu rakibim koymuş, havaalanı metrosu yapılacak diye. Şimdi oradan başlayayım ben. Biz geldiğimizde bize verdikleri projesi, hiçbir metro projesi yok. Yani İstanbul'daki gibi devam eden ya da projesi olup da hemen başlayacak bir tane yok Ankara'da. Neden? Eski yönetim devretmiş Ulaştırma Bakanlığı, metro yapmak da istememiş. Ama hatlar belliydi. Hat belli, proje yok ortada. Havalanı metrosunu istedik, o günü istedik. Hayır biz yapacağız dediler. Zaten projesini ihale etmişlerdi, proje yapımını onlar. Biz yapalımdaki kastımız da siteler üzerinden götürmek, çubuğa kadar uzatmak ve Akyurt Sanayi Sitesi'yle fuar alanına da yararlansındı benim projemde seçim öncesi. Ama dediler ki oraya siz karışmayın, bunu biz yapacağız dediler. Bize de Dikmen ve Mamak arasını verdiler. Dikmen ve Mamak arasını biz önce projesini ihale ettik. Yani Faruk Bey, proje deyip geçmeyin. 80, 100, 200 tane sondaj yapılıyor. Tabii, tabii. Yerin altında ne var? Hatlar anketlerle tespit ediliyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla, vatandaşla mülakatlar yapılıyor filan. Sonuç itibariyle biz Mamak metrosunun projesini bitirdik. O bittikten sonra Ulaştırma Bakanlığı'na gönderiyorsunuz. İnceleniyor. Allah var. Çok uzatmadılar orada. Daha sonra projeyi onayladılar. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na durumu arz ettim. Kredisini buldum. Yatırım programını aldılar ve Ocak ayında ihale ettim. Fakat şöyle bir şeyle karşılaştık. Yani tabii ben polemik olmasın diye konuşmuyorum ama meşhur firmalar girdi diyeyim sadece. Ve 3 firma, yeterlilik alan 9 firma olmasına rağmen 3 firma teklif vermedi. Teklif veren firma da 600 milyon euro fazla teklif verdi. Yani yaklaşık maliyetten. Şimdi yani ben yani şu anda metronun ihalesini yapmış, temeline de atmış olacaktık. Ama 600 milyon euro yaklaşık maliyetten fazla gelen teklif iptal ettik. Şimdi tekrar bu Avrupa Yatırım Bankası İBRD ile konuşularak yapıldığı için onların usullerine göre ihale yapılıyor. Şimdi Türk parasını çeviriyoruz ihaleyi. Daha çok katılım sağlayacak şekilde marjları düşürerek yeniden ihaleye çıkıyoruz. Tahmin ediyorum Nisan ortaları, Nisan'ın sonunda yeniden ihale edilecek, kredisi hazır. Hemen başlayacağız. Başlayamama sebebimiz bu. Bunu ilan ettik, duyurduk. Hatta bazı gazeteciler iyi ki iptal ettin, helal olsun diye yazı yazdılar. Yani sırf yapmış olmak 600 milyon euro fazla teklif geldi ihaleye. Yani bu, yanlış yani hatırlamıyorsam. Metro, Ankara'dan metro soru işareti 600 milyon euro. Böyle anlayacağız yani. Değil, çok pahalı. Hayır, yani metronun başlamamasının sebebi bu. 600 yoksa ihale yapmıştım ben. Anladım. Yani Ocak ayında ihaleye çıktım. Kredisi var, her şeyi hazır. Ama Ankara halkının parasını kalkıp da kimseye yedirecek halimiz yok bu rakamları. Çünkü şöyle, ben açıkçası ikna olmadım. Çünkü firmalar birbiriyle yarışırken 3 firmanın teklif vermemesi yani. Normal midir? Giriyor ihaleye, çırpınıyor. Ben bu ihaleye gireceğim diye yeterliliklerini bildiriyor. Biz bu yeterliliklerini Avrupa'ya gönderiyoruz. Siz de inceleyin diyoruz. Onlar da inceliyorlar. Geliyor bu sefer ihaleye 3 firma teklif Sayın vermiyor. Başkan, sizin yani o kadar imalı konuşuyorum sadece. Devam edin de sizin en dikkat çeken özelliğiniz kamuoyunda özellikle son süreçte yani tek tek kuruşu kuruşuna işte bu kadar euro, bu kadar lira, bu kadar belediye bütçesinden çıkacak para var. Hesaplamalarıyla birlikte tabii şahsi mal varlığı açıklamaları, beyanı vesaire. Şuraya gelmek istiyorum. Ankara'da çok tartışılan yatırımlar da oldu. Yani işte meşhur Anka Park meselesi başlık olarak önümüzde duruyor. Bir sürü hadise var. Bütün bunlara dair doğru düzgün ve faydalı hale dönüştürülebilen çalışmalar yaptığınızı düşünüyor musunuz? Mesela orada rakamlar dönüyor. Çok büyük rakamlar. Yani 600 milyon eurodan bahsediliyor metro için. İşte bir Anka Park'ın da 1 milyar dolara yakın bir şey olduğu, orada duran bir proje olduğu söyleniyor. Şimdi bunları nasıl denkleştiriyorsunuz? Mesela o atıl vaziyette ona dair bir çalışma yaptınız mı, yapmadınız mı? Çünkü bir taraftan da metro yapacaksınız. İşte 600 milyon euroda açık var. Bana izin verirseniz anlatayım. Yani 600 milyon euro teklif yanlış hatırlamıyorsam 200 milyon euro fazla gelen teklif. 200 milyon euro. Şimdi metro projesi yok. Bunu anlattım. Havaalanı metrosuna Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Fakat 8 Nisan'da görevi devraldım. 28 Nisan'da bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Normalde Sayın Mustafa Tuna'ya metro devredilirken bilet ücreti üzerinden kesinti yapılarak Ulaştırma Bakanlığı'na borç ödenecekmiş. Ve 5 yılda bu durum devam etseydi ödemem gereken para 125 milyon lira olacaktı. Benden sonra kanunu değiştirdiler. İşte önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Yeniden kanun çıkarıldı ve benden kesilen para 2 milyar 829 milyon güncel rakamı tam 5.75 milyar Ankara halkının cebinden alındı. Bütçe nereye gitti diyorlar ya. Bu hesapta hiç yoktu, bütçelerde yoktu. 5.76 milyar Ankara halkına hizmet edeceğiniz parayı kestiler ve Çayolu metrosunun borcunu ben ödedim. Şimdi bunu Ekrem Bey de söylüyor. Ya yapıyorsunuz, parasını bizden alıyorsunuz, biz yaptık diyorsunuz. Olay böyle kesildi. Şimdi Keçören'den gelen metro Gara kadar olan 3.3 kilometreye uzakta. Şimdi onu kesmeye başladılar. Ayrı kesen para 250-300 milyondan aşağı değil yani, onu söyleyeyim. Şimdi baktık böyle oluyor. Bunun üzerine dedik ki Ulaştırma Bakanlığı'na, Sayın Bakanım bu işi siz yapmayın. Biz yapalım. Siz yapacaksınız, bizden 5 yılda keseceksiniz. Ben olurum, başkası olur. Bu adil bir şey değil. Biz halbuki krediyi 8-10 yıl vadelerle alıyoruz. Hatta 15 yıl, 20 yıl vadelerle alıyoruz. Verin, havaalanı metrosunu ben yapayım diye resmi yazı yazdım. Hayır dediler, vermiyoruz. Tamam, vermiyorsunuz. 2022'den beri yatırım planında. Niye yapmadınız şimdiye kadar? Çünkü rakibim ben yapacağım diyor. Niye yaptırmadı şimdiye kadar? Aynı partidensiniz hükümetle. Şimdi ben yapacağım. Neyle yapacaksın? Yapmıyor işte. 3.000 lira para ayırdılar. İstanbul'da metro yarıştırıyorlar. Ankara cezalı. Evet. 3.000 lira bütçede. Devam edeyim lütfen. Buyurunuz. Şimdi biz baktık proje yok. Bunun üzerine Koru'dan Yaşam Kente, Koru'ya kadar gidiyor metromuz. Yaşam Kente ve Bağlıca'ya uzayacak şekilde projelerini yaptırdık. Ulaştırma Bakanlığı'na gönderdik. Çünkü param var, yapayım desen dahi metro yapacak proje yoktu ortada. Param var, ben yapayım deseniz şey yok, proje yok ortada. Keçören'den Ovacı'ya kadar projesi yapıldı, bitti. Ulaştırma Bakanlığı'na gitti. Ayrıca Kızılay, Dikmen, Turan Güneş'e kadar giden yeni bir hat. Onun da projesi bitti, verildi. Sadece Bağlıca'dan Eryaman'a, çünkü o zaman ikisini birleştiriyorsunuz metroyu. Bağlıca'dan Eryaman'a olanın proje ihalesini yeni yaptık. Ama diğer üçünün projesini gönderdik. Eğer onaylanır, gelir, finansla uygun olursa bunlara gireceğiz. Yani olmayan bir şeyi bana niye yapmadın? Peki tamam, Ulaştırma Bakanlığı'nda da sorumluluk var. Bir de dönün oraya, niye yapmıyorlar havaalanı metrosunu? Çubuğa kadar uzatsınlar. Akyurt sanayi sitesi var, o aynı bölgede fuar alanı olacak. Yapsınlar, niye yapmıyorlar? İkinci dönemde nasıl parayı da benden alıyorlar yani. Önceliklerimden biri bu diyor musunuz? Metro. Projelerin bu, finansını bulduğum takdirde, çünkü finansı bulmanız yetmiyor. Bu finansı bulduğunuz zaman bunu Cumhurbaşkanlığı'nın onaylaması gerekiyor. Hazinenin bu krediyi kullanmasına izin verilmesi gerekiyor. Ayrıca belediye meclisinden tekrar yetki almanız gerekiyor. Yani Sayın böyle Başkan, bir süreç Faruk Aksoy sordu ama havada kaldı orada. Özellikle Cumhur İttifakı yine rakibinizde başta olmak üzere Sayın Mansur Yavaş sosyal yardımlarla övünüyor. İşte çokça sosyal yardım yaptığını ifade ediyor ama bütçeye oranı bunun %3 ile 4 arasında. Gerçekten öyle mi? Sosyal yardımlar onlar bu kadar düşük mü? Onlar sadece şeye bakıyorlar. Yani bütçedeki rakama bakıyorlar. Halbuki onun yanında mesela ASKİ 1 liraya veriyor suyu. Aradaki farkı biz ödüyoruz. Sosyal yardım alan çocuklara 60.000 tane çocuk 50.000 işçi kartla ücretsiz geliyor ortaokul ve liseye. Bunları Ego'ya gene sosyal hizmetler ödüyor. Bu şeylerle 2000 bakın rakamları söyleyeyim. Ne kadar efendim? 2019 5.85, 2020 7.38, 2021 9.98, 2022 9.29, 2023 7.24. 2024'te de ayırdığımız rakam 9.29'dur. Neye göre %4 yapıyorlar? Şimdi bunu söyleyenlere de şunu söylemek lazım. Ben Keçören'de 50.000 kişiye destek oluyorum. Kendileri 5.000 kişiye destek oluyor. Keçören'de 5.000 emekliye veriyorum düzenli şekilde. 5 tane emekliye mi veriyorlar yani şeyde, Keçören'de? Vereceğiz, edeceğiz, yapacağız. Ben şimdi sayın kurumdan ayırıyorum Ankara'daki rakibimi. Kurum yapacağız demek de haklı. Niye? Belediye başkanı değil. Nereden yapacak? Seçilirse yapacak. Peki Turgut Bey şu anda belediye başkanı. 6 aydır emekliye 1 lira verdiniz mi? Et yardımı sürekli ihaleler yapılıyor. Peki 5.000 lira vaat ediyor değil mi? Et yardımı da şöyle. Ben but veriyorum dedi. Faaliyet raporundan baktık. Ocak ayında 2 kişiye, Kasım ayında 11 kişiye et vermiş. Biz düzenli olarak 200 bin aileye veriyoruz. 200 bin aileye et mi dağıtıyorsunuz? 28 aydır veriyoruz. Ne kadar başka periyotta? Belediye yok. Aynı şekilde 200 bin aileye doğalgaz veriyoruz. Hiçbirisini üşütmüyoruz insanların. Belediyecilik budur. Belediyecilik. Şöyle söyleyeyim size. Beypazarı'nın girişinde çıkışına bütün çift yolları ben yaptım. Çok kaza oluyordu. Hiç kimse hatırlamaz. Ama Beypazarı'na gidin, siz gezerken burayı kim yaptı dedin, sadece Mansur Yavaş derler. Çok uzun süredir gitmedim. Yani problem nerede? Eserin ne olduğu önemli. Ben bu kavşakları, benim proje dairem hazırladı getirdi. 28 tane kavşak önümüzdeki döneme. Benim uzmanlık alanım diye ki trafik nerede sıkışıyor, nasıl çözüyor? Bir de bazılarını karayollarından izin almanız gerekiyor. Kendi başınıza da yapamıyorsunuz. Bunlar belediyecilik değil ki. Finansını bulursunuz, yaparsınız. Ben anlamam da. Sadece bana şikayet gelir, burada trafik sıkışıyor. Derim ki talimat verin, bakın böyle bir talep var, yapın derim. Belediyecilik bu değil ki. Evet. Belediyecilik insanın doğumundan ölümüne kadar beşeri tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurumdur kentte yaşayanın. Esnafıyla ilgileneceksiniz. Öğrencisiyle, dezavantajlı gruplarıyla, iş dünyasıyla ilgileneceksiniz. Hepsiyle ilgileneceksiniz. Ölçelim bakalım kim ne kadar çok asfalt atmış. En az onlar kadar asfalt attık. Asfalt bütçe nereye gitti? Asfalt neyle atılıyor? Maliyet kaça çıkmış? Bütün diye kullanılan malzeme var. Başladığımda kaç para? Şimdi kaç para? Hiç bunlar konuşulmuyor. Maliyet. Mazot %500 zamlanmış. Doğalgazı söyleyeyim ben size. Çok enteresan. Bakın derdinizi anlatamıyorsunuz bazen. Otobüslerimizin %75-80'e yakını doğalgazdı bizim. CNG diye bir gaz türü var. Niye alındı bunlar? Biz de aldık. Bizden önceki dönemde alınmış. Ankara'nın hava kirliliği olmasın diye. Birdenbire 300 bin metreküpten fazla kullananların rakamı 3 misline çıktı. 8 liradan diyelim ki 24 liraya çıktı. Biz bağırdık, ya bir dakika dedik, siz bunu şirketlere yaptınız. Onların maliyetini koyacak. Ben dedim bunu kar için yapmıyorum ki. Bizi bunlardan azat edin. Yani bizi aynı şeye sokmayın. Abonelikleri ayıralım, olmadı ve birdenbire ayda 250-300 milyon lira doğalgaz faturası gelmeye başladı belediye. Şimdi biraz indi de idare edebiliyoruz. Siz şimdi aylık 200 bin aileye mi yardım yapıyorsunuz? Aylık 200 bin aileye. Aylık 200 bin aileye belediye yardım ediyor. 2 tane örnek vereceğim. Buyurun. Burada. Nedir o yardımlar? 2 tane örnek vereceğim. Birer kilo et parası yatırıyoruz. Ne kadar aileye? 200 bin aileye. 200 bin aileye 28 aylık 1 kilo et veriyorsunuz. Ama niye yaptığımızı söyleyeyim. Buyurun. Şimdi bize gelen maillerde özellikle sosyal destek alan ailelerin birçoğunun gelişim bozukluğu var. Sağlıklı beslenmemekten kaynaklanan vücutta hastalıklar var. Boy kısalığı var. Yani buna benzer bir sürü problem var. Aynı zamanda gelen maile bakıyorsunuz, anne bir şey hastası, baba bir şey hastası, evler nemli, ısınamıyorlar. Ben önce doğalgazla başladım. Doğalgaz vermeye başladım. Bakın yeminle söylüyorum, ilk gelen mail. Başkanım, ben hayatım boyunca sadece bir sefer 200 liralık doğalgaz alabilmiştim. Onun haricinde eve giderken 20 lira, 30 lira cebimde ne para varsa onu o kadarını alıyordum ve ısınamıyordum. İlk defa bu sene çocuklarım evinde ısındı dedi. Sonra yeni gelen bir ses kaydı. Rakibim projesi yok deyince öfkeyle 153'ü arayıp kaydı aldırıyor. Ben diyor daha önceki dönemde diyor çocuğumu makarnayla büyüttüm diyor. Sadece makarna yedirdim çünkü alacak durumum yoktu diyor. Siz geldiniz et vermeye başladınız diyor. Ben diyor banyoyu bile mümkün olduğu kadar geç yapıyordum, doğalgazım yok diye. Küçük çocuğumun kollarına çorap geçiriyordum. Onu da sarıyordum üşümesin diye. Ben diyor 3 yıldır ısınıyorum. Proje budur diye yani kadıncağızın sesli kaydı var. Peki. Dolayısıyla biz sadece böyle ısınsın, yemek yesin değil. Asıl amacım nedir? Bu destek alan aileler artık 3. nesil oldu. Baba aldı, şimdi çocuklar alıyor, bunların çocukları da alacak. Nasıl kurtarırsınız? Bunları okutmanız lazım. İşte başkent kart çıkarttık. Benim en büyük projem budur. Yani proje budur. Proje beton, plastik değildir. Eskiden paketler dağıtılıyordu. Hep aynı firmadan alınıyordu. O da kar etmek için makarnayı, nohutu yurt dışından getiriyordu. Ve dağıtılıyordu. Dağıtma masrafı 2019'da ben geldiğimde 11 milyon liraydı. O günün 11 milyonu. Yani 2019'dan sonra 5 yıl geçti. Siz bunu başkent kart çıkarttık. Para yüklüyoruz. Ankara'daki 10 bin, 20 bin, 30 bin esnafa dağılıyor. Esnafın ayakta kalmasını sağlıyorsun. Bir de ne aldığını görüyoruz Faruk Bey. Yani alkol alamıyor, sigara alamıyor. Ne aldığını görüyoruz. Sağlığa zararlı. İnsanlar çocuklarına çikolata alıyor. Yani kafasını çevirerek geçmiyor artık marketlerden geçerken. Görmesin de istemesin demiyor. Manavdan gidiyor, muz alıyor, istediğini Peki. alıyor. Şimdi bir elin verdiğini öbür el görmez hale getirdik. Şimdi bu bitmedi. Bakın bir tane daha sayayım. Süremiz daralıyor. Biraz siyasetine de girelim. Kısa anlatacağım. Kırtasiye yardım yapılır bu ülkede. Çanta dağıtır belediye başkanları. Arkasına ismini yazar. Bilmem ne belediyesinin armağanıdır der. İçine kitapları verir. O çocuğun sırtına verir gider. Herkes bakar ki bunun ailesi belediyeden yardım alıyor. Şimdi bunların hepsi bitti. Kırtasiye parasını karta yatırıyoruz. Sadece kırtasiyecilerde de geçiyor. Zincir marketlerde de geçmiyor ki. Kırtasiyecilere de ayakta kalsın. Yani kasaplar için böyle bu. Kömür satın alırken de aynı. Kömürü paraya yüklüyoruz. Gidiyor kendi ilçesinde kömür satan kimse ona kartı okutuyor. Evine gidiyor oturuyor. Kömürcüden kömür geliyor. Dolayısıyla onun yardım aldığını kimse görmüyor. Eskiden büyükşehir amblemli, büyükşehir kamyonları, artık insanları inciten her şey ortadan kalktı Ankara'da. Belediyecilik budur. Belediyecilik ve o çocukların okuması lazım. Biraz önce söyledim. Şimdi mesela bir projemi daha kopya atmış. Kantin kartı vereceğim. Ya 2 yıldır uyguluyorum. Kantin kartını mı uyguluyorsun? Evet. 2 yıldır uyguluyorum. Nasıl uyguluyorum? İlk 4'e giden çocukların birçoğu aç gidiyor. Ya da acıkıyor orada. Arkadaşları teneffüste gidip kantinden alışveriş yapıyor. Tost alıyor, başka bir şey alıyor. Bu çocuklar hiçbir şey alamıyorlar. Peki belediyeler yardım etsin. Kabul eden kaymakam veya lise var, kabul etmeyenleri var. Bırak aç kalsın, yeter ki sen verme yaklaşımında olanlar da oluyor. Çözümünü öyle bulduk. Para yüklüyoruz karta. Kantinden gidiyor. O çocuklar 13 bin küsur. Daha işte 3 gün önce gene yatırdık. Bunu da 2 yıldır devam ettiriyoruz. Bazılarının servis ücretini ödüyoruz. Faruk Bey, yok Türkiye'de bunu uygulamaz. Okusun bu çocuk. Bizim derdimiz artık torunları 3. nesil okusun ki hem kendini kurtarsın, hem ailesini, hem ülkesini kurtarsın. Evet. Teşekkürler. Bir artık anketlere geçelim mi? Hem anketler hem de şimdi biraz siyasetini konuşalım Sayın Başkan. Şimdi şöyle bir durum var. Siz 2019'da İYİ Parti'nin de aralarında olduğu bir ittifakla seçime girdiniz ve 3 puan farkla kazandınız. Bugün sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayısınız. İYİ Parti seçmeninden bir beklentiniz var mı ve bugün nasıl kazanmayı hedefliyorsunuz? Nasıl kazanacaksınız? Ben, ve dediniz ki %60 anketlerde çıkıyor. Size öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben biliyorsunuz sık televizyonlara çıkmıyorum. Belki de seçim boyunca belki 1, 2, 3 tane çıkacağım. Şimdi aynı zamanda belediye başkanı kentteki, hemen sizin sorunuza döneceğim. Hayır. Kentteki gelirin artırması lazım. Kırsal kalkınma destekleri olarak Türkiye'de gene bizim üzerimizde yok. Ankara'nın bütün bu binaların kısa geçeceğim olduğu yer %3, %97'si boş, %50'si tarıma uygun. Yıllar süren tarım politikaları ve köy okullarının kapatılması nedeniyle tarıma bırakıp geldiler. Ama Ukrayna Savaşı, iklim değişikliği gösterdi ki tarım olmazsa olmaz. Microsoft'un sahibi, Facebook'un sahibi, herkes dünyada tarım. 100 binlerce dönüm yer satın alıp 100 metre yerin altına tohum saklıyorlar. İklim değişikliği nedeniyle artık gıdaya erişim savaş sebebi olacak. Bundan dolayı biz kısa geçeceğim 880 milyon lira destek bulduk. 6,5-7 milyar lira 38 bin çiftçinin gelir sağlamasını sağladık. Hem Ankara halkının ileride torunlarımızın da gıdaya erişimin önünü açmak için sulu tarım yaptırıyoruz. Her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Bu çok önemli bir çalışmadır. Tarım Akademisi kuruyoruz aynı zamanda ve Ankara'da olabilecek herkesin en iyi bildiği, yani yeni bir meslek öğretmeden yapabilecekleri şey o. Şimdi sorunuza geliyorum. Tabii bu tartışmalar televizyonlarda uzun zamandır var. Mümkün olduğu kadar biz bu tartışmalara da girmiyoruz. Neden girmiyoruz? Ben 31 Mart akşamına kadar Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak görüyorum kendimi. Bugün de. Hala yani 31 Mart'a. Çünkü biz 2019'da bu şekilde seçildik. 31 Mart'a kadar da bu durum devam edecek. Yani şu söylem doğru değil. Biz CHP belediye başkanı seçtirmek için mi bir araya geldik söylemi doğru değil. Balıkesir'i kazansaydınız CHP'ler size seçim kazandırmış olacaktı eğer öyle bakarsanız. Denizli veya başka illeri kazansaydınız CHP'ler de size kazandırmış olacaktı. Yani bu birine belediye kazandırmakla ilgisi yok. Aynı zamanda da muhalif bir tutum vardı ortada. Müşterek muhalif bir tutum vardı. Muhalif insanlar geldiler ve bu kentlerde, Ankara'da ve İstanbul'da, başka yerlerde bir sürü boşa harcanan paralar vardı. Rantlar geçiyordu. Mesela bizim Büyükşehir'den bir tane rantlı iş geçmedi Faruk Bey 5 yılda. Hiç kimseye verilmedi ve ben bütün AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grubuna teşekkür ediyorum. Bugün hatta AK Partili bir arkadaş da bununla övündü. Rantlı hiçbir işe girmedik. Dolayısıyla biz kendimizi öncelikle öyle görüyoruz. Bugün nasıl kazanacaksınız? Şimdi en azından 5 yıldır yaptıklarıma, belediyecilik anlayışını değiştirdiğime güveniyorum. İnsanların baktığı çok şey var. Yani bunu benim söylemem doğru olmaz ama sokak röportajlarında kime oy vereceksin? Mansur. Niye dediği zaman kimi dürüst, kimi şeffaf, kimi güven duyuyor gibi herkesin veya işte sosyal yardımları veya kırsal kalkınma desteklerinden bahsederek Ankara halkı yeni bir belediyecilik anlayışı gördü ve bu tuttu. Memnuniyet araştırmaları %65-70'in üzerinde görünüyor. Ve Ankara halkı bu tavrını değiştirmeyecektir. Kimseyi ayırmayan, kutuplaştırmayan, kente huzur getiren, bereket getiren bir belediye başkanı var. Evet. Niye değiştirsin ki bu belediye başkanı? Yani Ankara'da bir Ankara İttifakı mı sağladığınızı düşünüyorsunuz? Ankara İttifakı falan değil, doğal olarak. Ben diyorum ki bana faaliyetlerinden, yani her gittiğim yerde öyle söylüyorum. Fabrika geziyorum. İşçilerle karşılaşıyorum. Diyorum ki arkadaşlar 5 yıldır beni gördünüz. Şatafatlı hiçbir şeyim olmadı. Abartılı bir şeyim olmadı. Bir araba, bir minibüsle gezdim. Yıllarca düğünlere geldim. Beni hep böyle gördünüz. Hiçbir yere fotoğrafımı asıp sizin paranızı boşa harcamadım. Desteklerde bulundum. Gerek sosyal destekler ya kırsal destekler. Hiç kimseyi kötülemedim, aşağılamadım, ötekileştirmedim. Dolayısıyla Ankara'da bir huzur var. Memnunsanız bana evet, oy verin. Olay bu kadar basit. Az önce Sayın İYİ Parti liderinin bir sözünü eleştirdiniz. Aynı Akşener genel seçimler esnasında sizin de aralarında bulunduğunuz bazı belediye başkanlarının aday olması halinde daha seçimin kazanılabilir olduğunu ifade etti. Hatta bu gerekçeyle masadan kalktı. Sonrasında tekrar masaya oturdu. Sonra bugüne geldiğimizde İYİ Parti lideri karşısınıza Ankara'da aday çıkardı. Sayın Akşener'e kırgın mısınız? Ya ben kırgın falan değilim ama yani şunu açıklık getirmem lazım. Tabii ki aday olmadı diye ben suçlanıyorum. Yani biz aday ol dedik, olmadı. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten benim aday olmamı istiyorduysanız bunun yolu başka bir partide benim kaydım varken hadi çık gel aday olla olmaz. Nasıl olur? Daha öncesinden yüzlerce defa konuştunuz, oturdunuz, masayı topladınız. Buralarda gündeme getirirsiniz ki Sayın Davutoğlu da söylemiş. Eğer Mansur Yavaş'ın aday olmasını istiyorsanız ben getireyim masaya demiş. Yok o aday olmayı düşünmüyor demiş. Yani bu basına yansıdı. Sayın Akşener size yönelik çağrısında samimi değil miydi? Ben şimdi şöyle bakıyorum. Ben onu çok etik bulmadığımı söyleyeyim. Çünkü en azından bir gün önce beni arayıp böyle bir teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz diye sorması lazım. Demedi mi? Demedi. Ayrıca hem Ekrem Bey'e hem bana çağırdı. İkimiz birden gitsek ne olacaktı? Yani kura mı çekecekti bizim aramızda? Bunun yolu bu değildi. Ben bunu bir sefer söyledim ve geri çekildim. Ama bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim. Altılı masa eğer beni aday gösterirse aday olurum. Yani şimdi şunu yayıyorlar. Korkak, aday olmadı. Canım Ümit Özdağ da bana hadi aday ol dedi. Çıkmalı mıydım hemen? Yani çıkmalı mıydım? Çıksaydım Sayın Akşener ne diyecekti bana Ümit Özdağ'ın talebi üzerine? Ne olsa yani, aday olurdunuz? Altılı masa yan yana geldiği zaman anketler önünde bunu tartışıp aday Mansur Yavaş veya Ekrem Bey neyse ankette kim çıkıyorsa aday ol deseydi olmam mı dedim hiçbir zaman. Yani ben aday olmayacağım. Siz ne yaparsanız yapın tavrına falan girmedim ki. Böyle bir beklentiniz var mıydı? Beklenti söyledim zaten altılı masa oy birliğiyle olursa diye. Çünkü evet, altılı masa bu iş için yayına kazanır geliyor. Mıydınız Sayın Başkan aday olsanız? Ben kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü anketler ortada ama bununla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü mahalle seçim ortamındayız. İnşallah şeyden sonra Nisan ayından sonra yapacağımız bir görüşmede bu süreçte bütün yaşananları pek kamuoyunun bilmediği hususları ancak o zaman açıklarım. Evet, bir sefer konuşurum. Habertürk olarak ekranlarımızı açarız. Bir sefer konuşurum, bir daha da konuşmam artık. Çünkü ben seçildiğim akşamda aynısını yapacağım. Benim için ne rakip kalacak, ne öteki kalacak. Aynı şekilde rozet çıkacak. Herkesi kucaklamaya devam edeceğiz. Çünkü evet, biz Ankara'da yaşayan, her yere oy veren binlerce esnafın, iş adamının, çalışan işçinin, memurun ödediği vergilerden pay alıyoruz. O zaman hiç kimseyi ayırma şansı yok. Bu nedenle bir belediye başkanı böyle olmalıdır diye siyasetten uzak duruyorum. Rozeti çıkaracağım dediniz de oradan bir aklıma geldi. Ha, reklam var. Ama buyurun, şöyle bir reklama gidelim sonra devam edelim. Peki. Reklam. Reklamı geride bıraktık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş konuğumuz. Siyaseti konuşuyorduk bir parça. Evet. Buyurun Sayın Başkan, kaldığınız yerden lütfen devam ediniz. En son neyi sormuştunuz? İYİ Parti seçmeni sizce ne yapar? Yani şöyle, İYİ Parti seçmeni kamuoyuna yansıyan şeye göre 25 ilçeden 23 tanesi Mansur Yavaş'la beraber girelim demiş. Çünkü Sayın Akşener 40 tane mitinge beni götürdü. Her gittiği yerde beni övdü. Türkiye'ye örnek gösterdi. Biz şimdi onun karşısına aday olursa nasıl çalışacağız? Millete ne diyeceğiz sözüyle masaya götürmelerine rağmen bu görüş kabul olmayınca zaten büyük çoğunluğu istifa etti. Yani milletvekili istifa etti. İl başkanı istifa etti. İlçe başkanlarını da hemen hemen yanlış hatırlamıyorsam hepsi istifa etti ve birlikte çalışıyoruz şu anda. Hani buna şimdi operasyon denecek bir durum yok. Biz istifa edin falan demedik, kendi taleplerini parti genel merkezine getirdiler. Talepleri kabul olmayınca bu şekilde davrandılar. Bir de Ankara'da şöyle durum var. Herkes birbirini tanır. 6 milyonluk nüfus olmasına rağmen bir şekilde komşudur, köylüsüdür veya Ankara'ya Kırşehir'den, Çorum'dan, Çankırı'dan gelmiştir. Birbirlerini bilirler. Dolayısıyla dün böyle derken şimdi nasıl böyle diyeceğim endişesi. Bir de memnunlar benden açıkçası. Yani şu anda onların benden şikayet edecekleri bir pozisyon yok. Beraber çalışıldı. Bir başarı varsa da beraber elde ettik. Dolayısıyla aday çıkarmalarına rağmen tercihleri siz olacağını düşünüyorsunuz. Öyle görünüyor. Evet. Şimdi az önce ifade ettiniz, reklama gitmeden önce, rozetsiz belediye başkanı olarak ben çalıştım Ankara'da 5 yıl boyunca. Kazanırsam yeni dönemde de böyle olacağım dediniz. Tam da bu noktada aslında yine rakiplerinizin bir eleştirisi var. Sayın Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ama kampanya sürecinde hiç Cumhuriyet Halk Partisi logosu ya da vurgusu görmüyoruz. Bunu neden, bu yani, seçim stratejisi mi? Neden bunu? Bütün afişlerde var şu anda. İlk asılan afişler geçen yıldan kalma, zaten o fotoğrafım kullanılıyor. Önce asıldı, biraz da duvar kapma şeyi oldu. Bir an evvel duvar ve bir boş kapma. Ben hava alanından böyle gelirken kent merkezine Sayın Başkan, sizin afişiniz ve rakibiniz Altınok'un afişi, sonra sizin afişiniz, sonra Altınok, Sayın Altınok'un afişi yan yanaydı. Hatta demokrasi açısından da... Yani o güzel, zaman zaman tersi de oluyor da, ama mesela bu soruyu ben şimdi öyle bir amaçla yapmadım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi logosu görünmesin amacıyla yapmadım, ama İzmir'deki AK Partililer öyle yapıyor. Hep logosuz yapıyorlar. Yani ben o konuda eleştireceklerse önce onu da dikkate almalarında fayda var. Bir de şöyle bir durum var. Öyle bir şeyimiz yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayıyız. Seçildikten sonra da Ankara'da tümünün, onun için yazıyordu herkesin başkanı diye. Bu konuda inanın bugüne kadar bana hiçbir muhtardan, hiçbir ilçeden siz bizi ayırıyorsunuz diye şikayet gelmedi. Şimdi Keçören'de 50.000 aileye destek oluyoruz. Kırsal kalkınmada en büyük desteği zaten bizim 3 belediyemiz var. Yeni Mahalle, Çankaya ve Elmadağ, Polatlı'ya yapmışız. Çubuğa yaptığımız hizmet en fazla asfalt dökülen yerlerden birisi. Bala'ya, Haymana'ya en fazla kırsal kalkınma destekleri oraya gitti. Hiçbirisini ayırmadık ki. Dolayısıyla ben nereye oy verirlerse versinler. Problem şuradan kaynaklandı Ankara'da. Bu meclisteki tutumlarını, aynısını davranışlarına da yansıttılar. Ben Ankara'dan onun için ümitliyim. Yani çünkü bunun hesabını gün gelecek siz ödeyeceksiniz dedim. Belediye meclisine seçildim, 1. veya 2. ayında dedim ki bakın arkadaşlar, Ankara halkı beni seçti. Siz de ilçe başkanlarını seçti. Demokratik tercihini böyle kullandı. Ben saygı duyuyorum. Ama siz de bana saygı duyacaksınız. Bize düşen bundan sonra Ankara için el ele çalışmak. Hangi ilçe belediye başkanımız, özellikle dış ilçeleri kastederek söyledim. Çünkü Ankara'nın dış ilçelerin birçoğu gerçekten geri durumda. İşte anlattım, kanalizasyonu yok, yolu yok falan yani. Dedim ki oranın ekonomisini ayağa kaldıracak, fizibilitesini yaptığınız, istihdam sağlayacak bana proje getirirseniz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ben yapacağım. Temelini beraber atalım, açılışını beraber yapalım. Hatta ve hatta dedim siz işletin. Uzattığım eli tutun. Hiçbirisi gelmedi. Daha belediye başkanlarının 2-3'ü hariç benim odamı gören olmadı. Yani yok saymaya çalışıyorlar ve komisyonlardan işte bu işi beni yok sayarak, komisyona tek önerge vererek, çoğunluğuna dayanarak yani biz seni tanımıyoruz. Burada çoğunluğumuz var, biz yönetirize getirdiler. Demokrasilerde böyle bir şey yok. Şimdi gittiğim her yerde söylüyorum şeyi. Diyorum ki bakın benim 2. ve son dönüm. Ben bu seçimi de kazanıyorum. Anketlerde yani çünkü kendileri de anket yapıyordur. Şunu söyleyeyim. Dedim ki benim elimi tutacak belediye başkanını seçerseniz siz kazanırsınız. Seçmezseniz de bunlar aynı tutumunu devam ettirirse böyle olacak. Mesela dün Bala'daydım. Orada sanayi çarşısı yapılmak üzere 30-40-50 tane dükkan yapılmış. Oraya gittiğimde sordum. Bunlar ne dedim? Ya bunlar sanayi çarşısı olarak yapılıyordu ama bitmedi. Depo olarak kullanılıyor dediler. Evet. Bala Belediyesi'ne yazı yazdım. Ben yapayım bunları. Hayır kendimiz yapacağız dedi. Hala öyle depo olarak duruyor. Peki, bir örnek daha verebilir miyim? Vaktim varsa. Lütfen. Bakın Ayaş Belediye Başkanı rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Cenazesine gittik. Orada bir muhtarla karşılaştım. Gençlikten tanıdığım bir çocuk muhtar olmuş. Bilmiyordum. Ayaş rahmetli belediye başkanı oğlunun da ben avukatlığını yapmıştım. Demiş ki ya başkanım Ayaş'ın bir sürü eksiği var. Mansur abiye gidelim yani iyi tanışırız. Yasak demiş. Gitmemiz yasak. Haklısın ama demiş. Daha sonra Ayaş'a Kalkınma Ajansı'na toplantısına gittik. Belediye başkanı beni çağırdı. Vekil belediye başkanı. Şunlar eksik, şunlar eksik, şunları yapabildim. Hepsini yaptım. Hemen. Beypazarı Belediye Başkanı kesimhane ihtiyacı varmış Beypazarı'nda. Kendi ilçem. Tamam biz yapalım dedik. Tam bizim Sağlık İşleri Daire Başkanı ihaleye çıkacak. Ankara'dan öyle bir kızmışlar ki ne diye Büyükşehir'den istiyorsun? Kendin yap. İptal ettik. Benim 5 milyonu yapacağımı Beypazarı Belediye Başkanı 7,5 milyona yaptı. Üstelik meclisten kredi çekip krediyle yaptı. Şimdi bunu şikayet etmek benim hakkım. Bütün ilçeler için. Yani yakın duranlar kazandı, ayrı duranlar kaybetti. Bunun adı demokrasi falan değil. Ben diyorum ki bunlar ilçelerini, partilerini ilçelerinden çok seviyorlar. Her şey nokta ilçe, her şey bunun için derler. Hayır, her şey parti için bunların mantığı ve onun için diyorum ki benim elimden tutan belediye başkanı lazım ki ben belediye meclisinden çoğunluğu alayım. Çoğunluğu alırsam, biraz önce söyledim, en hayati 30 milyon insanın sağlığını ilgilendiren ve bunu Avrupa'da falan dünyada birileri duysa bu nasıl bir demokratik anlayış diyecekleri, tepki gösterecekleri bir olayda bile onaylamıyorlar. Sayın Başkan, Faruk Aksoy'un sorusu var ama ben öncesinde siyasete dair, genel siyasete dair sorularımı bitirmek isterim. Öncelikle ısrarlı bir şekilde sizle yayına çıkacağımızı duyurduğumuz andan itibaren Cumhur İttifakı çevrelerinden DEM Parti konusunda bir soru sorulması düşüncesi bana iletildi. Şöyle diyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Parti arasında bazı yerlerde kent uzası adı altında işbirliğine gidildiği iki taraftan da beyan edildi. Siz bu işbirliğini nasıl değerlendirirsiniz? Başkentte böyle bir işbirliği var mı? Kent uzlaşısı var mı? Şimdi benim her şeyden evvel özellikle geçen seçimde şöyle söylemişlerdi. PKK'lılar sayacı okuyacak, DHKP'liler fatura getirecek. Şimdi ellerine yüzlerine bulaştı. Siyasi literatürle Sayın Bülent Arınç'ın parsel parsel sattı kelimesini herkes her vesileyle kullanılıyor. Sayaçları, PKK'ları okuyacak lafı da kendi alınlarına yapıştı. Çünkü böyle bir şey olmadı. Kazara böyle bir şey bilmediğimiz biri gelse herhalde tepe koyarlardı. Yani böyle bir şey olmadığını gördüler. Bunu siyaseten kendi düzenlerin devam etmesi için gene Ankara'da Türkiye'nin ilk yüzüne girecek iş adamları çıkması için, yani belediyeden aldığı işlerle girecek insanlar olması için hep böyle karalama yapıyorlar. Şimdi bu karalamayı yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? DEM Partisi aday çıkarttı Ankara için. Ben başka yeri bilmem. Orası beni ilgilendirir. Bir de 14 Mayıs seçimlerden önce ben il gezdim. PKK'ya da Hüdapar'a da karşıtlığımı net bir şekilde söyledim. Şimdi Ankara'da DEM Partisi'nin adayı var. Şimdi Cumhur İttifakı'na o zaman ben sorayım. Aynı görüşleri savunan bir Hüdapar var. Ülkenin birliğini çok savunmayan, bayrağıyla problem olduğunu söyleyen, İstiklal Marşı'yla problemi olan bir Hüdapar var. Hüdapar'da Cumhur İttifakı adayına destek olmak için Ankara'da adayı çıkarmadı. Şimdi şöyle mi diyeyim ben? Ben kaybedersem de rakibim kazanırsa Hizbullahçıları sayaç mı okuyacak diyeyim şimdi? Bunların siyasetleri yok. Çirkin hadiseler bunlar. Beni ilgilendiren, benim yönetim tarzım var. Ben seçildikten sonra belediye gelen herhangi birisinin ne cinsiyetine bakma hakkım var, nüfus cüzdanına bakıp sen nerede doğdun deme hakkım var. Belediye hizmetlerinden eşit bir şekilde herkesi yararlandırmak benim anayasal görevim. Biz aynı şekilde devam edeceğiz. Buyurun, ben yine siyasi konular tabii ilgi çekicidir. Hep şehvetle tartışılır ama ekonomi başlığı benim için daha önemli. Eyvallah. Sayın Başkan, devletlerde devamlılık esastır. Hatta devlet içinde değil, devletten devlete devamlılık da esas. Biz Osmanlı'dan aldığımız borçları, o da bizim devletimizde, Cumhuriyet'le ödedik. Şimdi bunu yerele indirelim. Bir belediye başkanı sizden önce iyisiyle kötüsüyle bir şeyler yapınca onları siz devralıyorsunuz. Ankara deyince benim aklıma Anka Park geliyor. Biraz giriş yaptık, bunu sonuçlandıramadık. Şimdi bu proje çok ciddi bir proje. Çok büyük bir yeküne mal olan, paraya mal olan bir proje. Şimdi ortada, Ankara'nın ortasında böyle ucube gibi bir şey duruyor. Evet. İyi yapıldı, kötü yapıldı. Sayın Gökçek bunu yaptı, bir yere geldi, durdu. Şimdi bu ne olacak? Bugün Anka Park'ta 1,5 milyar TL'lik bir tahribat olduğu söyleniyor. Yani bu kaldırılacak mı? Onarılacak mı? Yeniden harekete geçirilecek mi? Bu Ankara için faydalı bir şey midir? Evet. Artık zararlıysa bu zarara nerede dur denilecek? Artı sizin yaptığınız bir dijital hayvanat bahçesi var. Mesela o da başka bir proje, başka bir görsel bir şey. Onun maliyeti nedir? Kaça mal ettiniz? Ne oldu? Ne bitti? Ama ilk önce Anka Park. Evet. Yani bu ne olacak? Bir ülkenin başkentine gerçekten soruyorum, yakışan bir durum mudur? Evet. Şimdi önce şunu hatırlatmak isterim. Anka Park'ta ben 2019 seçimlerinden önce Ankara'daki yerel bir veya yerel değildi bir televizyon görüntüsüyle, o zaman yerel değil genel haber kanallarından birisinde yıpranan dinozorların, yani yırtılan dökülen dinozorların görüntülerini yayınlamışlardı. Yani bunların çürümesi o tarihte başladı. Ben belediye başkanı olmadan önce. Sonra belediye başkanı olduktan sonra benden kent içerisinde yönlendirme tabelalarını istedi firma. Yardımcı oldum. Ayrıca üstü açık araçlarla gezdirip oraya turist götürmek istedi veya ziyaretçi götürmek istedi. Bunların hepsine biz destek olduk, yardımcı olduk. Ben şimdi bir devlet adamı olarak, sorumlu birisi olarak projeyi ne kadar yanlış olsam da orada benim de paramın olduğunu biliyorum. Hepimizin parası var. Benim de paramın olduğunu biliyorum. Şimdi dolayısıyla buranın çürümesine falan asla razı olmam. Burası daha sonra iflas etti. Yatırım yanlıştı zaten. 3 aylık mevsimi vardı. Yaz mevsimi 4 ay olsun. İflas etti. İflas etmeden önce belli bir parayı ödemeleri için tarih vardı. Yanlış tam olayları hatırlamayabilirim. Çünkü bunu o zaman çok kamuoyunda tartıştık. Süre bitince biz dedik ver bize. Bize karşı dava açtı. Biz tahliye davası açtık. O da bize benim elimden alıyorlar diye dava açtı. Evet. Çünkü görüyorum çürüyor. Ve mahkeme tedbir kararı verdi. Kaç para karşılığı verdi? 50 bin lira karşılığı. Siz şimdi belediyenin 801 milyon dolarlık bugünün parasıyla 25 milyarlık malını birisine kiraya veriyorsunuz. Mahkeme bunu sadece 50 bin lira teminatta. Yani kirayla teminatın bir orantısı olması lazım. 50 bin lira teminatta bizim tahliye etmemizi, el koymamızı durdurdu mahkeme. Aradan zaman geçti, hırsızlıklar olmaya başladı. Çünkü güvenlikçilerin de parasını veremiyor. Biz de içine giremiyoruz. Çünkü güvenlik kanununa göre bir yerde güvenlik görevlisi bulundurmanız için valilikten ben şu parkta veya şu alanda şu kadar güvenlik bulunduracağım, bana izin ver dersiniz. O da sayıyı istediğinizin altında veya istediğiniz kadar verir. Orası için güvenliği zaten firma kendi istemiş. Yani oranın güvenliğinden sorumlu adet ve onlar da yetkisi. İçeri giremiyoruz. Yani siz kiraya verdiğiniz bir yere ben girebilir misiniz? Bunun üzerine biz hırsızlık olduğunu duyunca bir ikisini yakalamıştı emniyet. Artık ancak dışında gezmeye başladı bizim ekiplerimiz. 10 defa, 20 defa hırsızlık yakalandı. Kablo çalıyorlar. Her defasında bunların fotoğraflarını, karakol bilgilerini aldık, mahkemeye götürdük. Sayın hakim, burası çürüyor. Bakın burada hırsızlıklar oluyor. Şu tedbiri kaldırın. Kaldırmadım. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'na çıktım. Sayın Cumhurbaşkanım, bakın bunu mahkeme bize vermiyor ama burası çürüyor. Daha sonra havaalanında bir daha mektup verdim. Bilgi notu verdim. Arkasından Sayın Murat Kurum'a çıktığımda bir veya ikisinde de, çünkü görüşme notları gitmeden önce yazıyorsunuz. Hangi konuları görüşeceksiniz? Bakan da ona göre o bürokratlara talimat veriyor. O notların içerisinde var. Murat Kurum'a dedim ki bakın burası çürüyor. Alalım. Bir an evvel bunu kurtaralım. Yarın bu tahribat ortadan kalkmaz. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız değil. Mahkemeler belediye lehine, karşı tarafında lehine olacak bir kararı, aleyhine olacak bir kararı vermiyor. Yani bunu bir şekilde yani mahkemeden kurtarmak için ben, çünkü adamları tanımıyorum ki karşı tarafı. Ki aslında bunlar Çin'den malları getiren adamların firmasına kiraya verdiler. Seçim öncesi biraz da açmış olmak için yaptılar filan yani bunu. 2-3 defa söyledim. Sayın Bakan da bir sessiz kaldı. En son bir iflas alacak bekçilerin, personelin parasını ödemeyince, iflas kararı verilince mahkemeyi de kazandık bu arada. Ne oldu biliyor musunuz? Mahkemeyi kazanmamıza rağmen hakim tedbirin devamına karar verdi. Ya böyle bir hukukta, böyle, ben hukukçuyum, böyle bir yol yok. Davayı ben kazandıysam benim talebime göre, tedbiri benim aleyhime verdiğine göre tedbirin kalkması lazım. Ondan önce karşı tarafın hasarlarını karşılamak üzere bizim lehimize tedbir verin. Biz size istediğiniz parayı yatıralım. Yani 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, 20 milyon. Karşı tarafın zararı neyse sizin öngördüğünüz teminatı yatıralım. Bizim lehimize tedbir verin. Son durum bu mu? Onu da vermedi ve iflas edince biz oraya el koyduk. Evet. Bir gittik ki ne kablo kalmış ne bir şey ortada. Bunun üzerine biz şimdi kabloların hepsini yeniledik. Bugün itibariyle belki bu akşam ışıkları yanmıştır. Ayrı ayrı abonelik yaptık. Tek bir abonelik yapmışlar. Tek bir abonelik olunca yarın orayı değerlendirmeniz de güçlenecek. Havuzlar çürümüş. Havuzları sıfırdan yeniledik şu anda ve bu yeniledik evet. Ve bu ay içerisinde belki şu anda havuzlar da dolduruluyordur. İnşallah bu ayın sonuna doğru ücretsiz bir şekilde halka rekreasyon oranları açıyoruz. O zaman Anka Park'ı açıyoruz. Açıyoruz. Ama peki, bu arada jeneratörle çalıştırdık. Bu Luna Park'taki küçük oyuncaklar var ya. Hı hı. Onlar hasar görmemiş, çalışıyor. Hı. Ama diğerlerini, çadır içerisindeki oyuncakları kiraya tutarım, ben bunu işletirim derse vereceğiz. Ama giriş çıkış bedava. Dijital hayvanat bahçesi kaça mal oldu? Giriş çıkış bedava. Giriş çıkış bedava olacak. Hmm. Vatandaştan ücret alınmayacak. Almayacağız. Rekreasyon alanı olarak kullanacağız evet. Orayı. Çünkü ben yapacağım dersi yapar. Bir olay daha bahsedeceğim. Burası Devlet Su İşleri'nin raporuna göre baskın tehlikesi olan bir alan. 3 tane ırmak geçiyor, dere geçiyor. 3 tane. Anka Park'tan. Anka Park'ın altından 3 tane dere geçiyor. Hatta fore kazık çakmışlar. Fore kazık içine düşmüş ve kaybolmuş. Suya kapılmış gitmiş. O kadar derin böyle bir su akıyor yerin altından. Su. Ve dolayısıyla o roller coaster bir santim oynasa roller coaster kilitliyor zaten kendini. Eyvah. Birisi gelir, ben riskini alıyorum, yapacağım derse. Bir de birdenbire havaya ok gibi çıkan bir şey var. Bir çıkmış, inmiş, patlatmış. Yapmışlar. Bir daha çıkmış, inmiş, gene patlatmış, duruyor. Hiç çalışmamış. Dolayısıyla orada öyle bir düzenek çalıştırılamaz mı? Ben rekreasyon alanı olarak açacağım ama biri gelir, ben şunu çalıştıracağım, kiraya istiyorum derse vereceğim. Hmm. Çalıştırsın. Siz ama belediye olarak 2200 dönüm, 1200 tane personele ihtiyaç var. Hmm. Ve para karşılığı yapmanız lazım. Ben hiçbir parkta şeyim yok, ticari bir şeyim yok. Yani çoluk çocuk ile isteyecek de para tutacak. Gelelim dijital hayvanat bahçesine. Ben bu dijital hayvanat bahçesini 3-4 yıldır söylüyorum. 140 veya 150 milyon lira mal oldu. Dünyada bir tane. O teknoloji de dünyada yok. O teknoloji dünyada yok. Yarın da büyükelçileri götürüyorum. Şimdi yani çok kısaca anlatır mısınız? Nedir dijital hayvanat bahçesi? Şöyle, tamamen bu vahşi hayvanların, bu hayvanseverlerle biliyorsunuz tartışmalar var. Ben farklı düşünüyorum o konuda Sayın Başkan. Öyle yapalım. Hayvanseverler vahşi hayvanların, doğada bulunan vahşi hayvanların kafese kapatılmasını istemiyorlar. Kesinlikle. Ben bunu seçildiğim... Ben de Fevzi'den farklı şu hayvanat bahçeleri olmasın diye siz dijital hayvanat bahçesi. Ben buraya dijital hayvanat bahçesi yapacağımı zaten söyledim. Şimdi oraya gittiğiniz zaman şu anda 100-120 tane ama bir ekranda 2 tane 3 tane de gösterme imkanı var ve sürekli güncellenip binlerce hayatta görmediğiniz hayvanları orada bir 3 boyutlu olarak görüyorsunuz. Yani hayvanlar bizzat kafese kapatılmayacak. O bildiğimiz hayvanat bahçelerinin yerine dijital olacak. Birebir özelliğiyle yani müthiş bir teknolojiyle 8K falan diyor. Ben çok teknolojilerini yani o şekilde anlamıyorum. Bir kısmında da şöyle bir şey var. 3 boyutlu gözlükle izliyorsunuz. Hayvan size uzanıyor böyle. Yani canlı gibi. Canlı gibi hareket ediyor. Evet. Oturuyor, kalkıyor, ses çıkarıyor. Bunun yanında bir tane içerisinde gökyüzü otobüsü var. Bir tane de otobüse bindiğiniz zaman otobüse gidiyor gibisiniz. Yanınızdan o tarih öncesi hayvanların yanında koştuğunuzu görüyorsunuz. Oraya giriş ücretli mi? Ücretsiz. Şu ana kadar 100.000 kişi gezdi. Dünyada da 1 tane. 1 tane diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Vaktimizin sonuna geldik. Yani şiir cümle orada çok güzel bir hayvanat bahçesi vardı. Ben Ankara'ya ilk geldiğim zamanlar daha çocuk yaşta oraya gitmek için böyle kendimi paralardım. Hayvanlar maalesef kayıp. Orası dağıtıldı. Evet yani bu da Ankara'nın ciddi bir kaybı olarak değerlendiriyorum ben. Orayı verirken Faruk Bey, belediye verirken hayvanat bahçesi yapmak üzere verilmiş. Şimdi biz vahşi hayvanları dijital yaptık. Orası da tam 940 bin metrekare. Çok büyük bir alan. Her şeyi hazır. Sadece evcil hayvanların da olduğu bir parkta. Onun yanında oluyor. Dolayısıyla hayvanat bahçesi gibi orayı gezecekler ama vahşi hayvanları dijital olarak görecekler. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Çok sağ olunuz, bize katıldınız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'a Habertürk TV Ankara temsilcisi Fevzi Çakır ve gazeteci Faruk Aksoy'la sorularımızı yönelttik değerli izleyenler. Seçime doğru da özel röportajımızı burada noktalayalım. Bizden sonra sevgili Mehmet Akif Ersoy nedir ne değildirle karşınızda olacak. Ankara'dan iyi geceler.